İyi akşamlar. Aslında ne oldu ya? Hoş geldiniz. Aslında ne oldu da bugün ne olacak bu CHP'nin halleri meselesine devam edeceğiz. Çünkü CHP'de gerçekten bu sefer ipler koptu. Muharrem İnce ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında kılıçlar çekildi deyim yerindeyse. CHP'de ne olacak? Bunu konuşacağız. Son günlerin kanayan yarası Türkiye'de çocuk kayıpları ve çocuk istismarları üzerinden bir tartışma da var. İdam gelsin mi gelmesin mi meselesi de var mesela. Bunları da konuşmak istiyoruz ama bir önemli konumuz daha var ki bence iç mesele kadar, iç gündem kadar önemli. O da bugün 4 Temmuz Münbiç'te PYD PKK militanlarının çekilmesinin tamamlanması beklenen gün olarak tarihi kayıtlara öyle geçecek. Bunun ne anlama geldiğini Münbiç'ten sonra veya Menbiç'ten sonra düzeltelim. Menbiç'ten sonra Fırat'ın doğusunda ne olur meselesinde biraz konuşmak isteriz. Kimlerle derseniz İdris Kardeş İstinye Üniversitesi. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Profesör Doktor Ergün Yıldırım. Hocam hoş geldiniz. Marmara İletişim Fakültesi. Sağ olun. Behbi Baysan. Hocam hoş geldiniz. İbn Haldun Üniversitesi ve Vahdettin İnce gazeteci yazar. Hoş geldiniz. Şimdi ne olacak CHP'nin halleri meselesini dedik ya. Şuradan başlayalım. Bugün de değişiklik olsun. Vahdettin İnce'den başlayalım. Evet. Soruyu şöyle sorayım. Biraz daha geriye giderek çünkü. Biliyorsunuz Kemal Kılıçdaroğlu bir kaset maharetiyle CHP'nin başına genel başkan oldu. Ve Baykal'a kaset kumpası kurulduğunda evini ziyarete giden Kılıçdaroğlu, aday mısınız genel başkanlığa dediğiniz zaman, hayır, benim adaylığım söz konusu değil dedikten sonra aday gösterildi. Bir sonrasında Gürsel Tekin de, hadi söyleyelim, NTV ekranlarından ağlayarak bundan sonra Deniz Baykal bize abilik yapacaktır, onursal başkanımız olacaktır gibi cümleler kurdu. Tarih tekerrür mü ediyor, bunu sormak istiyorum. Muharrem İnce seçimden hemen sonra benden kurultay sözü duyamazsınız dedi. Ama şimdi bir özel yemeği ifşa ederek hadi evet, bakalım gerekirse örgüt gereğini yapar. Çıkış yaptı. Evet. Tarih tekerrürden mi ibaret? Tabii yani ibret alınsaydı tekerrür etmezdi ama tekerrürden ibarettir. Hep tekerrür ediyor. Tabii CHP'nin özel bir durumu var. Yani CHP ile ilgili bu söyledikleriniz, yani böyle seçim yenilgisi almış ve seçim yenilgisi aldığı için içi karışan bir takım adaylar ortaya çıkan bir genel durum değildir. Bu her partide karşımıza çıkacak bir durum değildir. CHP özgü bir durum söz konusu. Bu da CHP'nin temsil ettiği değerlerle ilgilidir. CHP uzun yıllardır, birkaç on yıldır aslında oksijen çadırındadır. Yani sürekli dışarıdan destekle hayat üniteleri bağlanarak şey ediliyor. Bir lider bulunuyor. Hah, bu şimdi bunu hayata döndürecek deniyor. Ecevit geliyor. Bir süre deniyor. Bir götürüyor. Bir bakıyor ki olmuyor. Ve hatta Ecevit en sonunda CHP'den istifa etti. Yani CHP kapatıldığı halde 12 Eylül'de. Ben CHP'den istifa ediyorum. Bunun anlamı şudur. Yani bundan sonra bu parti açılacak olsa bile bu zihniyet, bu düşünce yaşayamaz. Yani bunu boşuna çekin fişini gitsin demek istiyor. Ondan sonra DSP'yi kurdu, şudur budur. Şimdi tabii Baykal bir süre idare etti. Gene olmadı. Kılıçdaroğlu'na bir taze kan, bir oksijen gibi görüldü. Hatta Kılıçdaroğlu'nun eline dosyalar da verildi ki bu şekilde onu hayata tutundursun. Olmuyor, tutunamıyor. Bu Kılıçdaroğlu ile ilgili bir şey değildir. Bu genel başkanların zayıflığıyla ilgili bir şey değildir. Bu CHP'nin temsil ettiği zihniyetin çoktan beri bitkisel hayata girdiğinin göstergesidir. O da ta 50'li yıllarda millet zaten gösterdi. Çünkü milletin değerleriyle savaşmak üzere kurulmuş, onları geriletmek, onları ortadan kaldırmak üzere kurulmuş bir siyasi partinin milletin iktidarında, milletin hayatında etkin bir rol oynaması eşyanın tabiatına aykırıdır ve millet her seferinde bunu gösteriyor. Şimdi Muharrem İnce seçim atmosferiyle, biraz çenesi kuvvetli olması hasebiyle bir varlık gösterdi.
CHP'yi tekrar yaşatmak, hayata döndürmek isteyenlerin suni bir teneffüs olarak Muharrem İnce'yi gördüler ve tabii Kılıçdaroğlu da aslında lisan-ı haliyle yani bu iş bitmiştir, boşuna uğraşıyorsunuz, ben götürebildiğim kadar götüreyim demek istiyor. Ama Muharrem İnce de ben geçen hafta galiba söyledim, burada söyledim, dışarıdan bir kuşatmayla ele geçirmeye çalışacak partiyi. Nitekim işte sefere çıktı, delegeleri motive etmeye, kamuoyu baskısı oluşturmaya. Bu şekilde CHP'yi yeniden, CHP Genel Başkanı olmaya çalışacaktır. Bundan bir şey çıkmaz. Bundan bir parti çıkmaz. Buradan bir hayat çıkmaz. Bu yani... Neden? Bu aslında ölü doğmuş bir şey. CHP'nin karakteristik yapısından kaynaklanmış. Hayır, çünkü yani eşyanın tabiatına aykırı bir hareket. Bir süre hakikatin yokluğundan, gerçek temsilcilerin yokluğundan hareketle o boşluğu doldurabilir. Ama o gerçek sahipleri geldiğinde, eksik de olsa bir takım aksaklıklar da olsa, gerçek temsilciler halkın değerleriyle barışık, halk ile bütünleşebilme kabiliyetine sahip aktörler ortaya çıktığı zaman o sahte, o düzmece, o boşluktan istifade eden aktörler devre dışı kalırlar. Bunun Kılıçdaroğlu'nun şahsıyla tabii ki tartışabiliriz. Eğer normal bir parti olsaydı, normal bir düşünce biçimi olsaydı derdik ki yani ayıptır, günahtır. Böyle güzel bir düşünceye sahip bir parti böyle beceriksiz bir liderin elinde ne hale gelmiş derdik yani. Ama öyle değil yani. Lideri kim getirirseniz getirin, bu zihniyete sahip olan bir parti bu milletin varlığın hayatında bir varlık gösteremez. %30, %35, %40, %50 oy alsa bile bazı durumlarda o sadece meşhur atasözünü haklı çıkaracak bir şeydir. Yani hübbe Ali'den değil, boğze Muaviye'dendir. Yani Ali'yi sevgisinden değil, Muaviye nefretindedir. Şimdi bunlar CHP'ye sevgiden dolayı vermiyorlar bu oyu. Erdoğan nefretinden dolayı veriyorlar bazıları. Dolayısıyla buradan bir düşünce, bir hareket, bir akım çıkmaz. Kim gelirse gelsin. Bence yani CHP'yi yaşatmak isteyenlerin yapabilecekleri en iyi şey ya fişi çekmeleridir ya da yeni işte ötenazi diye bir şey de icat olmuş. Evet. Bu işi bitirin yani. CHP bu hayatta, bu Türkiye toplumunda temsil ettiği hiçbir şey yoktur. Batılılaşma düşüncesini yani çağdaş masır düşüncesini bile tersten anlamış. Yani faşizan bir yaklaşımla ele almış. Hani bunu bile becerememiş bir partinin söyleyeceği hiçbir şey yoktur. Yani biz tartışmayı şahıslar üzerinden, dönemsel olarak yapılan başarısızlıklar üzerinden götürürsek bir normal partiymiş gibi, bir normal toplumda bir karşılığı varmış gibi düşünerek yapmış oluruz ki biz bu sefer hataya düşeriz. Bence CHP'nin tartışılacak tarafı seçimler kaybederken işte Muharrem İnce ne söylüyor, kim ne söylüyordan ziyade CHP bu hayatta temsil ettiği herhangi bir şey yoktur. Yani benim açımdan üzerinde konuşulabilir. Orada soracağım bir soruyu vardır elbette ki. Onu sormayın. Şimdi fakat ben katılmıyorum. Ama söz sırası bende hala. Bir düzeltme yapayım. Çünkü yanlış anlarlar Vahdettin abi. Tutarlar orasını keserler, burasını keserler, evet. Koyarlar başka bir anlam çıkar. Bu sizin bir atasözü söylediniz ya. Yani Hazreti Ali sevgisinden değil, Muaviye'ye olan buğuzlarından dolayı. Bu bir atasözü diyor. Atasözü ama sen burada CHP ve Erdoğan düşmanlığı diye orayı alırlar sanki Muaviye'yi ile Erdoğan'ı özdeşleştiriyor. Yani şey mutlaka çıkardı. Hayır ben bu kaydı düşeyim. İyi, sen bir şey söyle. İyi ki söyle. Yani mutlaka böyle düşünecekler de çıkar işte ne yapalım yani. Tamam, işte, bunu düzeltmiş olalım. Melali anlamayan tamam. Nesle aşina değiliz. Eyvah, ya. Bu bir deyimdir eyvah, kardeşim. Eyvah. Neresine katılmıyorsunuz? Ya ben katılmıyorum bu düşünceye. Bir defa CHP'nin evet yapısal olarak ciddi sorunları var. Türkiye'de bunları hep tartıştık. Ama sonuçta CHP Türkiye'de belli bir kesimi temsil ediyor. %20-25 kesim. Bu kesim bir biçimde evet Batı'yla bütünleşmeyi merkeze almış. Tarihle, coğrafyayla bir takım sorunları var. Daha batılılaşmış, daha kıyı bölgelerinde yaşayan, daha şehirli olan, daha elitist aktörlerle beraber yaşayan bir toplumsal kesim var aynı zamanda. Dolayısıyla bunları temsil eden bir CHP var. Ve 100 yıllık geleneği neredeyse temsil eden bir CHP var. Ve %30 Cumhurbaşkanlığı adayında %30 oy aldı Muharrem İnce. Bu önemli bir çıkış. Hatta şuna da tekabül edebilir bu. CHP büyük bir geleneğe sahip ama bahsettiğimiz dezavantajları var. Fakat Türkiye Cumhurbaşkanlığı sistemine geçerken
Türkiye'nin bu köklü partisi de kendisini yeniler, buna ayak uydurursa bu Türkiye için ciddi bir kazanç olur. Sizin köklü olarak, nitekim, köklü bir geleneğe var dediğiniz şeyin tamamını reddediyor Vahdettin Bey. Yani bu ideal olarak reddedebilir mesela. Fakat sonuçta Türkiye'de bu tek partiyi uygulamış, ondan sonra Cumhuriyet'in ilanına geçme konusunda, çok partili sisteme geçmeye karar verme konusunda, yani sevelim sevmeyelim eleştireceğimiz çok şeyleri var ama var yani sonuçta bu. Cumhuriyet Halk Partisi diye bir olgu var. Evet. Bu olguyla ilişki kurma konusunu tartışmamız lazım. Sorunlu boyutları vardı. O sorunlu boyutlarını değiştirebilir, giderebilir. Onu söylemek istiyorum. Muharrem İnce bence bunun şeyini, işaretlerini verdi. Bakın. Neden, nasıl verdi? Türkiye Cumhurbaşkanlığı sistemine geçti. Bu Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişte Kılıçdaroğlu ve temsil ettiği ittifak sürekli eski sisteme de kalmaya ısrar etti. Ama Muharrem İnce bakın politikasına, propagandasına bunu vurgulamadı. Hatta Kılıçdaroğlu buna karşı tepki gösterdi. Değil mi? Dolayısıyla Muharrem İnce'nin şöyle bir şansı var. Yani Türkiye'nin bu değişme düzeyini dikkate alarak CHP'yi yeniden yapılandırırsa ve CHP Türkiye'de hakikaten artık coğrafyasıyla, tarihiyle barışık, aklı başında sol bir tonla muhalefeti, siyaseti temsil eden ve Avrupa'yleşmiş tam kesimleri bir rasyonalite içinde demokrasiye uygun bir tarzda temsil ederse yani, şansı olur. Antişizofren bir tavır alırsa, değil mi? Tabii, Muharrem İnce o nedenle avantajlı, onu söylemek istiyorum. Şimdi Muharrem İnce daha önce ben vefasız değilim dolayısıyla aday olmayacağım dedi ama Muharrem İnce bir şeyi yaşadı. 50 gün ama bu 50 günde bir şey yaşadı. Siyasetin pratiğinde, meydanlarda konuştu, insanlara dokundu, kendisini gördü ve kendisi farklı bir liderlikle hissetti. %30 bir sonuç aldı. Evet. Bu bir önemli bir gerçeklik kendisi açısından. Dolayısıyla geçmişte şunu dedi diye siyasette bir şey olmaz yani. Siyaset şu an ne yaptıysan o önemli bir şey. Hayır, şu anına bakar ve geleceğe bakar. Anladım değil mi dayı? Biz CHP'de tarih tekerrürden ibaret mi diye sorduk. Soruyu da böyle. Yani CHP'de Baykal'ın başına şey gelenler Kılıçdaroğlu'nun başına mı geliyor meselesini yani, konuşuyoruz? Yani benzer şeyi görmüyorum ben. Mesela Kılıçdaroğlu Ankara merkezden gelen birisi. Cumhuriyet sosyolojisini, CHP'nin sosyolojisine bakacak olursak mesleki şeyimi kullanayım. Avantajımı Vahdettin Bey'in müsaadesiyle. Dolayısıyla orada CHP... Senin avantajın hep, benim dezavantajım değil, merak etme. Değildir. Şimdi CHP'nin bütün genel başkanları ya beyaz, ya elit, ya da Ankara'nın merkez bürokrasisinden gelen insanlardan oluşuyor. Ama ilk defa bir tane genel başkan adayı olmaya yönelen birisi, Muharrem İnce Yalova'da orta ve alt sınıftan gelen, aile yapısına bakın, sınıfsal yapısına bakın, ve CHP'nin o liderler profilinden farklı bir şey. Dolayısıyla bunlar önemli. Bunlar CHP'yi yeni CHP'ye dönüştürebilir. Bu açıdan ilgi çekebilir. Ama CHP kendi içinde ciddi hisipleri var. Yani tarih tekerle ibaret olmuyor. Yeni bir şey var ortada diyorsun. Evet, yeni Muharrem bir... Muharrem İnce'yle beraber. Tabii. Hmm. Onu diyorum. Bu önemli bir şey. Peki. Bunu avantaja çevirebilir yani. Peki. Katılıyor musunuz? Yani katılmak isterim. Şimdi bir yani Muharrem İnce'nin... başa geçip bütün o CHP'li seçmeni, kitlesini, örgütsel yapısını baştan aşağı değiştirebilecek bir kapasitesi olduğu düşünmüyorum. Şey açısından ideolojik olarak böyle bir zemini yok. Yani bir Karaoğlan Ecevit değil. Yani böyle bir arkasında Turan Güneş de yok mesela. Yani böyle biri değil. Sadece o kitleleri heyecanlandıran, kendi seçmeni için heyecanlandıran halk diliyle konuşabiliyor, polemik yapabiliyor, tartışabiliyor en azından, espri yapabiliyor. Bu çünkü Kılıçdaroğlu bu kadar soğuk, buz gibi bir şeyken, siyasi partinin genel başkanıyken, Baykal da öyle tabii. Yani evet. Geçen şöyle bir şey yazdım, Baykal'a da bakın, Kılıçdaroğlu'na da bakın. Gömlekleri çok düzgündür, kravatları çok düzgündür, saçları, başları, evet. İşte reklam filmlerini izleyen ayakkabıları olağanüstüdür. Sanki resimle çizilmiştir. Gerçeklik evet. Ötesi bir durumdadırlar. Yani bütün röportajlarında çok her şey çok ütülü, çok düzgündür. Ama Muharrem İnce gömlek sarkıyor, işte evet. Saçı, başı.
başı dağınık, tıraşı düzgün değil, saç tıraşı. Daha bir gerçekliğe daha ayakkabısı tozludur falan, yıpranmış biraz. Şimdi bu bir fark var elbette. Ressam bilerek mi öyle çizmiş yoksa? Yok, bu... ben Muharrem İnce'nin yani bu orijinal diyorsun. Kılıçdaroğlu ve Deniz Baykal ve işte ya da işte o CHP'nin elitist o genel başkanlar silsilesi evet. içerisinde daha gerçekçi, daha gerçeğe yakın bir isim. Bir insanla insan olmaya daha yakın. Diğeri daha böyle robot sanki çizilmiş gibidirler. Ve bu CHP seçmeni için ya ha bu daha gerçeğe yakın birisi ve dolayısıyla biz bununla bu isimle iktidar olabilir miyiz, siyaset yapabilir miyiz, etkin olabilir miyiz düşüncesi hakim oldu. Ama bu bir yanılsama bence işte. Bununla bitmiyor mesele. Bu imajla, ona verilen o imajla, o halk diliyle konuşabilmesiyle bu iş bitmiyor. Bir ideolojik zemini lazım. Bir sosyal demokrat bir şeyi yok, ideolojisini böyle çok net bir şekilde sınıfsal bir meseleye vurgu yapmıyor. Sadece halk diliyle konuşuyor, bu kadar. Bu bütün meseleyi bitirmez ki. 90 yıllık CHP'nin geldiği ilk günden Mehmet'in abim dediği gibi yani o yapıyı dönüştürecek bir güç değildir bu. Hmm. Yani bu çok basit olmaz. Yani Muharrem İnce gelir, konjonktürel olarak belki bir başarı sağlar. Hatta çok belki 5 sene sonra iktidar bile yapabilir. Örnek veriyorum. Bir iki nefes alır. Nefes alır ama CHP'nin o tabanını, şizofren bakın çok önemli bir şey bu. Şizofren dediği şey sadece seçim gecesi şizofren tavırlar içerisinde olduğu anlamına gelmiyor. Maalesef hep şizofrenler. Ama yani şimdi bunu dönüştüremez. Onları gerçekliğe şey yapamaz. Yani o çok kolay bir şey değil. Davet eder. Onları sürekli o vurguyu yapıyor. Kaç röportajdır. Bence çok değerlidir de. Ben çok da mutlu oluyorum. Belki bir faydası olur. Belki bir ilaç olur, derman olur ama çok kolay değil. Çünkü o tabanın istediği genelde yani konjonktürel olarak istediği olabilir ama bir yerden sonra bir iktidar olsa dahi bir süre sonra yok biz bunu istemez. Çünkü bu bizi temsil etmiyor derler. Bir şey yani. Sorabilir miyim? Ya tam burada yani. Hepimize, yani İdris Hoca soruyorum ama size de sormuş olayım. Kılıçdaroğlu o tabanı dönüştürmedi mi? Yani şizofrenleri Kılıçdaroğlu oluşturmadı mı? Evet. Yani Erdoğan nefretinden bahsettik. Evet. Erdoğan nefreti ondan sonra kurulan yalanlar üzerine inşa edilen bir algı. Doğru. Yani işte bizim yaşam biçimimize karışacaklar. Evet. Mesela. Şizofreni değil mi? Değil mi? Yani hepimizin başını örtecekler. Tabii. İşte içkimize karışacaklar. Onun için biz karşılayız diyen bir kitle var. Ve bu kitleyi domine eden, daha da birbirine kenetleyen Kılıçdaroğlu değil miydi? Vallahi yani bence Kılıçdaroğlu'ndan önce, çok daha önce. Çok eskiden. Mesela 27 Mayıs'ı hatırlayın. Yani o süreçte neler neler Demokrat Parti'ye karşı nasıl Menderes'e bir... Menderes'e söylenenler Erdoğan arasında bir fark yok. Yani, yani. Çok güzel bir örnek. Şunu hatırlatalım. Tamam. Gazetelerde, Cumhuriyet Gazetesi dahil yayınlanmış bir haber o zaman. Üniversite öğrencileri kıyma makinalarından geçirildi ve asfaltların altına döşendi. Sonra üzerlerine asfalt atıldı diye haberler yapıldı. İşte, değil mi? Yani bu yani bir yapısal bir problem var CHP'nin. Burada bir şey özür dilerim. Köpeklerinin mamasını Amerika'dan getirdi. Evet, şimdi Muharrem İnce'nin oluşturduğu darbesi. İyimser havanın evet, evet. boş bir şey olduğunu anlatmak için Sadi Şirazi'nin verdiği bir örnek aklıma geldi. Ünlü İran edebiyatçısı. Bir gün bir bakıyorlar ki bir siyah karda soyunmuş, karda yuvarlanıyor. Yani simsiyah bizim eskiden zenci diyorduk, şimdi onu da diyemiyoruz. Siyah yuvarlanıyor. Evet. Ne yapıyorsun diyorlar. Siyahi. Siyahi diyor ki siyahi. Beyazlaşmak istiyorum diyor. Yani ben artık dönüşmek istiyorum. Yani bu herkes gibi olmak istiyorum. Adam diyor ki o karın kararma ihtimali var ama senin ağarma ihtimalin yoktur, beyazlaşma ihtimalin yoktur. Yani tamam Muharrem İnce bir iyimser hava oluşturdu, kişisel olarak iyi konuşabiliyor, tepkileri hızlı tepki verebiliyor, hazır cevap. Bunlar normal ama şey yani CHP'de çoklu organ yetmezliği var. Yani bir tek sorun yok yani. Kesinlikle öyle. Yapısal yapsal bir sorun. Bu 90 yıldır devam ediyor. Devam ediyor yani. Yoksa Muharrem İnce veya Kılıçdaroğlu da aslında çok etmiyor. Da öyle sınıfsal olarak farklı bir değil. Dersimli Kemal işte, yani. Yok, ne, onun ne dışında bir profil. Ama zihinsel olarak o da o şizofreniye katılıyor. Bu devletin, turdan sonra bitirelim. İkinci sorum devletin tornasından yani. Geçmiş. Ankara bürokrasisinden dönüştürülmüş. Devşirme olmuş. Devşirme yani. Devşirme. Yani burada o buradaki problem şu, biz devlet, bu cumhuriyeti biz kurduk, cumhuriyeti kuran partiyiz, işte cumhuriyeti kuran liderin partisiyiz.
Bizim bir ayrıcalığımız var. Biz imtiyazlı bir kitleyiz. Mavi kanlıyız. Ha, mavi kan. Bu problemi Muharrem İnce çözemez. Gelecek liderler bu meseleyi çözemez dediği çok önemli. Ecevit geldiği muhteşem 73 ve 77 seçimlerinde büyük bir rüzgar yakaladı. Ama bitti. Yani çünkü bu çok konjonktüreldi. O dönem çok uygun. Hayır, işçi istifa etti yani. Üzerinden bu siyaseti Ecevit yapmak, onu az önce söyledim Turan Güneş'le birlikte yeni bir şey ortaya koymak orada. Ama bu iddia burada yok. Buradaki iddia Cumhurbaşkanı Erdoğan'la polemik yapabiliyor. Ha, camiye falan gidebiliyor. Şimdi bu mesela her gün cuma namazı kılıyor. Her gün cuma namazı kılıyor. Şimdi bu ya bu şunu seçmende şunu ya bu karşı tarafın onlar için diyorum. Dilini bilen birisi en azından, nasıl dua edildiğini bilen birisi bir ihtimal vardır diye düşünüyorum. Ama günün sonunda şunu unutmayalım. Her gün cumaya ya her hafta cumaya giden diye daha şeyde. Gerçekten cumaya giden, samimi olarak namaz kılan, samimi olarak bir dindar olan artık şimdi farz edelim ki samimidir Muharrem İnce. Bunu da tabii çok sorgulamak doğru değil ama yani. Bizim bu haddimiz yani bir insanın anladım. Bu şey haddimiz anladım. Değil. Haklısınız. Ama yine de çok sırıtıyor tabii. Yani bazı şeyler sırıtıyor. Şimdi farz edelim ki çok samimi ve çok şey. Şimdi bu bir yerden sonra CHP seçmeninde sorun yaratacak. Çünkü zaten orada gerçekten dindar olan, dindarlık konusunda bir şey olmayan zaten bir yapı var. Ülkede iyi yönetiyor. O zaman niye CHP'de kalsın ki? Dolayısıyla kendisi gibi yine bu ülkenin sahibi olan seküler, işte laiklik vesaire vurgusu şeyi çok yoğun olan, çok güçlü olan halk kitleleri konusunda onlarla empati yapmayacak. O çok önemli. Yani hiçbir şekilde şunu halkla bütünleşmek, halka inmek, halkla diyalog kurmak. Yani bu meselelerde CHP'nin yapısal olarak problemi var. Bu problemin çözülme ihtimali hiç yok. Her zaman bir oy oranına sahip olacaktır. %10 olur, %15 olur, bazen 20 olur. Elbette. Bu ayrı bir şey. Çünkü bu belli bir yapı, belli bir kitleyi şey yapar. Bunları da yok sayamayız. Birlikte yaşayacağız, birlikte aynen. Bunları şey yapacağız ama evet. Yani bunlar üzerinden, bunlar Türkiye'nin gerçekliğini ifade etmiyor. Şimdi bunlar oturduğun zaman bu insanlarla biz her şey o kadar kötü ki ülkeyi terk etmek istiyoruz. Yani bu şizofrenik ruh hali, gerçek olmayan ruh hali işte az önce siz örnek verdiniz. O Menderes döneminde de vardı, daha öncesinde de vardı, sonrasında da devam etti. Bu gerçeklikle bağları kopmuş bunların, bu insanların. Muharrem İnce'nin gerçekliğe davet edişi önemlidir ama bunları iyileştirecek bir şey yok, duruşu yok, ideolojik bir zemini yok, öyle bir karizması yok. Sadece ağzı laf yapan ve şunu da söylemek lazım. Seviye olarak da yani konuşmaları işte gazetecilere küfür ediyor. Açık aleni küfür etti geçen gün bir Twitter'da bir gazeteci arkadaşımıza. Şimdi bunlar çok aslına baktığınız zaman yani bunun ve bu kişinin bir siyasi parti lideri olması konusu beni ürkütüyor bir yandan da. Yani bu da beni rahatsız eden bir şey. Bu kadar seviyenin düşük olması. Çünkü o halkın diliyle konuşmanın bir başarı getirdiğini söylüyor ama halkın küfür etmesi falan bu böyle bir durum yok. Yani senin orada küfür etmeni gerektirecek bir durum yok. Dolayısıyla yani şöyledir biliyorsunuz. Ha? Çok hani genel başkan da öyle zaten. Genel başkan o da aynı hiçbir farkı yok. Ben Kılıçdaroğlu'yla Muharrem İnce'nin seviye olarak yani şey etik olarak seviye konusunda birbirlerine şeyi farkları yok. Bir şey tek farkları işte. Muharrem İnce'nin bitiriyorum hocam kusura bakma. Evet. Tek farkı Muharrem İnce gerçeğe daha yakın birisi. Kendinize gelin şizofren misiniz diyor. Bunlar iyi, olumlu şeyler. Bu kadar. Ama yahu yani biz zaten bunu talep edecek, bunu isteyecek kadar mı kötü durumdayız? Çok gerçekçi liderler var, siyasetçiler var, gerçek hayata dokunan insanlar var zaten. Yani bu kadar gerçeklikten bağ kopmuş bir yapının bir miktar da olsa gerçekliğe çağıran bir şeyi, siyasetçisi bu kadar heyecanlandırıyorsa iş CHP'nin durumu gerçekten vahim yani. Şimdi tabii şöyle bir durum var. Yani CHP'nin kendi içindeki yapısı ve değişimi ve tartışmaları açısından şu anki durum önemli. Yani Muharrem İnce bir biçimde Türkiye kamuoyuna çıktığından beri sürekli parti içinde lider olmaya yönelik ataklarda bulunan birisi. Bir siyasetçi ve bundan da pes etmedi. En sonuna da geldi, risk aldı, Cumhurbaşkanı adayı oldu değil mi? Ve burada kaybetme şeyi de yüksekti. Burada da yüksek oy alınca şunu gösteriyor. Yani sonuçta bu adam genel başkanı oluncaya kadar bu mücadele sürdürecek. Ve CHP'de kendi içinde ciddi iç ihtilafları yaşayacak bu yakın dönemde. Tamam. Yani şimdiden başladılar zaten şey delegelerde imza toplamaya değil mi? Evet. Yani bu Türkiye'nin siyasi gündemi açısından önemli. Çünkü tabii. Türkiye'nin en önemli ana muhalefet partisi
işte uzun bir tarihi var vesaire. Ama artık elbette Türkiye'de devleti temsil etme, her zaman devletle özdeşleştirme gibi iddiaları bitti yani. Bunun bir şeyi yok, bir karşılığı yok. Peki. Yani. Mehmet Hocam ne der? Valla oksijen çadırına konmuş bir parti için ne diyeceğiz şimdi? Organ, çoklu organ yetmezliğine kadar gitti mesela. Ancak şunu bence altını çizmek lazım. Yani o partinin temsil ettiği tam olarak yani ancak tahmin edebiliyoruz bildiğimiz şeyler ama onu destekleyen milyonlarca insan var. Ya da öyle bir beklentisi olan bu ülkede milyonlarca. Dolayısıyla sadece bir parti gözlüğünden bakıp da Türkiye'de aslında realitesi budur ama bu arkadaşlar yanlıştır demek de biraz şey değil yani gerçekçi değil. Dolayısıyla belki de şuydu aslında seçimin sonucunda net iki şey gördük. Bir tanesi işte CHP'nin... Evet. Hocam yine aynı klasik şeyimiz oldu. Sesinizde bir problem varmış. Sözü benim almam lazım. İşte hemen anlatacaklar. Biz evet. Devam edeceğiz. Şimdi devam edeceğiz siz hocam. Ama bizim... Yani bizim ikili bir tutumumuz olması lazım. Bir yandan CHP ile yüzleşeceğiz. O siyasal zihniyetiyle, o tarihsel ürettiği travmalarla yüzleşeceğiz, hesaplaşacağız. Ama öte yandan hakikaten bu ülkede CHP'yi tercih eden kamuoyunda insanlar var. Onlar elbette tercihlerine de saygı duyacağız. Yani. Bizim onlarla bir problemimiz var. Amin. Ama CHP'li seçmen ne istiyor sorusunun cevabı var mı bizde? Yani CHP'li seçmen ne istiyor? Mesela iktidar istiyor mu? Ben çok merak ediyorum. Evet. Yani CHP'li seçmen Türkiye'de CHP'nin iktidara gelmesini istiyor mu diye bir soru var. Ve hatta CHP liderliği yani hem Kılıçdaroğlu olsun hem şu anda işte efendim Muharrem İnce meselesi olsun veya işte o politbüro neyse yani o yöneticileri olsun. Evet. Onların bir iktidar arayışı var mı yani? Bir, nasıl iktidara gelebiliriz diye bir sorusu var mı acaba? Bence şöyle şu, bürokratik iktidar istiyorlar sadece. Hmm. Yani ülkeyi biz yönetelim. Siyasi hiçbir riskimiz olmasın, seçimlerde risk almayalım, kaybetmemiz gibi bir durum olmasın, insanların kapısını çalıp oy istemeyelim çünkü bu insanları bir şekilde de hor görüyorlar zaten. Onlar kapı kapı dolaşmak zorunda kalmayalım. Çok böyle hani şeyi de şeylik biraz daha somutlaştı. Yol mol biz terli, yapmayalım ama. Terli insanlarla öpüşmek zorunda kalmayalım. Bu kadar açık söyleyeyim. Bu ama bürokratik iktidar elimizde olsun. Yargı bizde olsun, bürokrasi bizde olsun, asker bizde olsun akademiya. Ve biz bu akademiya bizde olsun ve bu biz bir şekilde bugüne kadar süre gelen o tahakkümümüzü devam ettirebilelim. Aynen. Bu da yani yoksa geçmişle bugün arasında yaşam tarzı anlamında ne gibi bir kaybı var? Dönüp baksınlar hiçbir şey yok. Hiçbir kayıp yok. Evet. Ama bir simülasyon var, bir illüzyon var. Ona inanmışlar. Şimdi Can Dündar'ın ben onu şeyde yakaladım. Bir Alman şeyine gazetesine röportaj veriyor. Diyor ki Türkiye'de polisler köşe başı duruyorlar. Oruç tutmayanları tespit edip dövüyorlar. Lokantalarda kadınlar erkekler ayrı oturuyor. Bunlar açık söylüyor. Ve ben bunu yakaladım, deşifre ettim. İşte tweet attım vesaire falan. Sonra ben inkar etti. Terbiyesizleri. İnkar etti. O gazetenin Bild gazetesi yanlış hatırlamıyorsam genel yayın yönetmeni dedi ki elimizde ses kaydı var. Twitter'da bunlar hep yazışıyoruz. Elimizde ses kaydı var ve siz bunu söylediniz dedi. Şimdi buna inanıyorsanız yapacak bir şey yok. Evet. İnsanların lokantalarda ayrı oturduğuna, sokaklarda polislerin ya çevirdiğine... Hakikaten bu arkadaş acaba hiç yaşamamış işte mı burada? Bu yaşam tarzına bu kadar müdahale ediliyor, yaşam tarzımız ya, bitti. Can Dündar... Beyi bıraktım, lokantalarda yani. Ayrı oturmak ne demek? Şimdi bunu söylediğiniz andan itibaren... 40 sene önce vardı ayrı oturmak, ya, şimdi hiç yok. Yani böyle bir şeyi... Türkiye'de. Yani gidin İstanbul'un en işte şeyi Beşiktaş'tı. O da iktidarla ilgili değildi, halkın değil, alışkanlığıyla ilgiliydi. Yani adam ailesinin ayrı oturmak. Geleneksel. Geleneksel. Yani Beşiktaş'ta gidin Ramazan ayında... Sokaklarda. Beşiktaş'ta gitmeye gerek yok. Fatih'te gidin. Fatih'te gidin canım. İçki içiyor, şey yapıyor. Ya, burada Fatih'te, kimsenin Hırkay en ufak Şerif bir Camii'nin şey. Önünde. Ha. Bakın Hırkay Şerif Camii, ben onu bir tane tweet attım söylüyorum. Eyvallah. Hırkay benim. Şerif Camii'nin önünde hem de bunu da söyleyelim. Başörtülü hanımefendiler, sakallı beyefendiler oruç içiyorlar. Kimse de bir şey demiyor yani. Ha. Yani bırakın hani o köşe yok. Başlarında polislerin bekleyip. Yok yani böyle bir şey. Bu şimdi bu nokta yaşam tarzında en ufak bir değişim yok. Ama buna inanıyorlarsa o zaman demek ki bu işin arkasında başka bir şey var. Peki. O bürokratik iktidar şimdi meselesi. Şimdi bir saniye. Dakika. Behbocam'ın mikrofonu çözüldü. Nerede kalmıştı yedek sorusunu? Yorumcu olarak girdik yani, araya. Ben nerede kaldığımızı biliyorum ama siz hocam buyurun. Ama şimdi galiba Behbi Hoca bana bir laf atmıştı. Yani öyle bir şey oldu mu ben yanlış mı hatırlıyorum?
Yok, sizi destekleyen bir şey söyledi. Üç program önceydi sen. Hayır, öyle mi ya? Ben yeni algıladım bu adamı. Hayır, destekleyen bir şey söyledi size. Hayır, oksijen çadırı falan tamam bir şey işte dedi. Tamam işte, yani sizi destekleyen bir şey söyledi. O zaman yani devam etsin. Ben oksijen çadırından çıkaracağım. Ha, yani, peki, şey vallahi. Ama dedi ki vallahi, böyle bir gerçekliğimiz var. Oraya oyu veren... Yani bu bir CHP'yi siz bile kurtaramazsınız. Hayır, yok. Yani, neticede CHP bu ülkenin partisidir. Yani benim için her muhalif FET partisi bir iktidar partisi kadar değerlidir. Çünkü bu ülkede işte farklı kesimleri, fraksiyonları, ideolojileri, düşünceleri, yaşam biçimlerini savunan şeylerdir ve bence temsiliyet hakları vardır. Yani oradan bakıldığı zaman ha parti içindeki problemler, efendim siyaset oluşturma vesaire bunlar eleştirilebilir. Ancak yok saymak hocamın da dediği gibi biraz şey olur yani bu durumda. Ancak iki net bir şey çıktı, orada kalmıştık. Muharrem İnce'nin aldığı oy %30'lardayken 31, partinin evet aldığı oy %22'di yanılmıyorsam, değil mi? Orada bir 10 puanlık boşluk var ama aynı şeyi AK Parti'de gördük. Yani Sayın liderle, Cumhurbaşkanı'nın değil mi aldığı şeyle partinin aldığı arasında. Demek ki bir parti olarak zamana, ülkedeki belki de çok genç nüfusun beklentilerine, onlara erişmede, politika belirlemede bu anlamda, onlarla global anlamda entegre olabilmede bir takım sorunlar yaşanıyor. Her ne kadar lider konumunda ya da o şeye talip olan insanlar bunu temsiliyette partiden daha başarılı davranabiliyorlar ise de partilerde böyle bir sorun var. Evet. Dolayısıyla bunun çok önemli bir şey. Bence üstüne eğilmesi gerekiyor. Yani şu an kuşak farkı evvelden babamızla biz arasında 20-30 yaş idiyse şimdi 3-5 yıllık abiyle kardeş arasındaki kuşak farkı bile muazzam hale geldi. Yani küçük bir çocuğun oynadığı o kompleks oyunları ben yani kendi çocuğumdan biliyorum, yanına yaklaşamam yani evet, o anlamda statik oyunlar vesaire. Dolayısıyla bence asıl eğinilmesi gereken kesim o taraf. Yani dünyaya artık entegreyiz. Evvelden 1960'larda, 1970'lerde dünyadan soyutlanmış bir Türkiye'de bir takım şeyleri yapmak kolaydı. Medya bir tane elinizde, bir televizyon var elinizde, değil mi? Başka da haber alma kaynağınız yok. Radyo o zamanlar. Diyelim 80-90'larda televizyon kanalı fazla bir şey yoktu. Yalnız artık öyle değil. Siz ne söylediğinize bakmıyor insanlar. Hemen girip internette onun teyit yoluna gidiyor. Dolayısıyla bu farklılaşan dünyaya ve hızla gelişen dünyaya bir lider, bir parti toplumu nasıl hazırlar? Bu anlamda onları geliştirecek olan adımları ve kanunları ve düzenlemeleri ne kadar hızlı olarak yapabilir? Bu hız o kadar korkunç ki yani benim diyen insanın bence çok şeyini yer. Yani hiç kolay değil. Katkosun diye fişi hatırlatmak isterim. Katkosun diye. Erdoğan Cumhurbaşkanı, yani seçilmiş ilk başkan diyelim, evet, Cumhurbaşkanımızın ısrarla söylediği de bu. Hızlı hareket etmemiz lazım. Devleti hızlı ve çabuk yönetmemiz lazım diye zaten bu sisteme ya geçiyoruz diyor. Şimdi soruyu şöyle sormam lazım. Yani CHP'yi konuştuğumuz için. CHP'de bu entegrasyona sağlayacak lider adayı olarak İnce'yi görüyor musunuz? İşte şimdi İnce ya da bir başkası. Yalnız şunun Türkiye'de değişmesi gerekiyor. Yani aslında olan eğer parti ve onun temsil ettiği ideolojiler ve veya onların düşünce yapıları ise, hayat biçimleri ise evet, buna yanıt verecek bir parti organizasyonu gerekiyor. Yalnız Türkiye'de maalesef belki de geleneksel olarak gelişmiş şey var. Yani insanlar başına geldiği partiyi kendi mülkü görüyorlar ve hiçbir partide ikinci adam yok dikkat ederseniz. Yani CHP'de de böyle, işte diğer öteki partilerde de böyle. Hep tek bir şey üzerinden gidiyor. Bu belki de değişmesi gereken nokta. İki, ama o dinamizmi... Bir saniye, itiraz edebilir miyim? Yani şöyle bir itirazım olsun. Hem de tam hani globalleşme, dünyaya entegrasyondan bahsettiğiniz için bunu söylemem lazım. Şu anda dünyada da güçlü liderler dönemi. İşte ona geleceğim. Yani ona Putin geleceğim. Orada, Trump orada, Merkel orada... İşte Uzak Doğu'ya giderseniz Çin'in lideri orada, Japonya orada. Yani liderler üzerinden Macron yepyeni güzel bir aktör olarak, lider olarak karşımıza çıkıyor. Güzel, liderler olarak şu anda ve dünya yönetiliyor. Ekipsiz liderlerin global anlamda başarı şansları düşük. Yok. Dolayısıyla şöyle demek istediğim, o söz edilen isimlerin ardında ya parti ya bürokrat çok iyi ekipleri var. Tamam, çok güzel. Değil mi? Yani o yüzden ben parti hayır, yapılanmasında... Ben sizin hani liderler üzerinden bir Türkiye'deki siyaset okuma yaptınız. Yok, şunu demek istedim. Yani mesela bir parti şey bir parti seçimi kaybetmişse, örneğin o lafı oraya bağlamak istiyordum, başka tarafa gitti. Ya belki de bu liderin başarısızlığından olup bu işi daha iyi yapabilecek insanlara devrik anlamına söyledim. Anladım. Yani
orada bir şey olursa belki partiye de dinamizm gelir anlamına söyledim. Anladım. Şimdi ilk kez mesela CHP'de böyle bir güçlü şey çıktı. İkinci adam olma olasılığı çıktı. Mesela bu 5 yıl önce yoktu belki. 3 yıl önce böyle bir şey konuşulmuyor. Onu kastediyorum. Anladım. Şimdi bu partiye bu dinamizmi getirecek mi? Bu liderlik vasıflarıyla işte 10 puan açmıştı. Acaba partiyi de %30'lara belki %40'lara getirebilecek kudreti var mı? Yani tüm partilerin bunu muhalefette bunu görmeleri gerekiyor. Onu kastediyorum ben. Tamam. Şimdi diğer bir konu tek lider konusunda şey vardı. Çok güzel bir örnek vardı. İtalya'da hatırlarsınız deprem oldu. Bir de Türkiye'de. İki tarafı da inceleyen uluslararası ekiplerin raporunda şu vardı. İtalya yaralarını yıllar sonra dahi şey yapamadı. Bürokrasi takıldı, takıldı, takıldı. Bir türlü o evler şey yapılamadı ve insanlar mağdur oldular. Diyorlar bizim şeydeki depremi yerlerini incelediklerinde hemen bir evde TOKİ devreye giriyor. Hangi de? Van depremi. Bu Van en son olanlardan birinde. Van depremi. Oraya giriyor, işler emirlerle yapılıyor ve şaşırdık kaldık diyorlar. Yani bürokrasi o anlamda şey arkadan istim arkadan gelir mantığıyla bakıyorsunuz orada yararlı işler yapılmış. Şimdi bu anlamda mesela ben her türlü Türkiye son derece kozmopolit farklı yapıları birbirine bağlayan ve en güzel tarafı da bu farklılıklarıyla var olabilen geleneksel değerlere sahip bir ülke. Yani tek bir düşüncenin, tek bir yaşam biçiminin şeyi değil, temsil edildiği bir ülke değil. Ancak bu çoğu zaman siyasi düşüncelere kurban edilip geçmişte örneğin ben biliyorum yani isim falan da vermeyeyim torununun mezuniyet törenine başörtülü olduğu için giremeyen ninelerimiz vardı yani. Evet. İnsanlar kampüs oğlunu kapılarında yani daha fazlalarını değil mi bunlar vardı ve bunu yapanlar ki bunu yapanlar. Dün 28 Şubat'ın gerekçeli kararı işte biraz da yani. Biraz da onun için evet, şey yapmak istiyorum. İsim falan vermiyorum bakın bunun gibi bir sürü şey verilir örnek de verilir ama ya düşünün ya çocuğunuz mezun oluyor, torununuz mezun oluyor ve siz kampüsten içeri alınmıyorsunuz. Bunun da tek sebebi başörtüsü. Evet. Eyvallah bunu yaptınız. İşler değişti. Ha? Şimdi bütün o teyzelerinlere bu kapılar açık. Ne oldu abicim? İdeolojiniz mi değişti? O zaman yapabildiğinizi şimdi niye yapamıyorsunuz? Demek ki bazı güçler arka alındığında bir takım üçkağıtçılıklar olabiliyor. Yoksa düşünce tipi oysa değil mi? Evet. Niye devam ettiremiyorsun şimdi? Yani Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu daha önce 411 el kaosa evet, kalktı manşetini atan Hürriyet'i de arkalarına alıp gidip Anayasa Mahkemesi'ne dilekçe verip başörtüsü değişikliğinin iptal için başvurdu ve başardılar. İptal etti Anayasa Mahkemesi. Tabii, bugün mi? Benim başörtüyle bir problemim yok diyor. Yok. Yalnız şu, yani bunu belki başka bir noktada ama. Bir örnek bu, verebilir miyim? Bitir. Benim demek istediğim, bakın bir takım ideolojileri beğenmek zorunda değiliz. Evet. Ama insanları geçmişte güç arkanızdayken mağdur ediyorsunuz. Ha, gücün biraz rüzgarın yönü değiştiğinde yok ya falan deyip o ne ideolojine eser kalıyor ne bilmem. Şimdi dolayısıyla bence insanların hayatına müdahale edilmekten vazgeçilme. Yani bu coğrafya yüzyıllar boyunca beraber yaşama kültürünün en güzel örneklerini verdiler. En güzel örneklerini verdiler ve bunun... İşte CHP eleştirisi biraz orada Vahdettin Bey'in. Yani böyle bir geleneği bozdu diyor diye itirazı var. Şimdi burada sözüm... Bitirsin. Yine bitirsin ve karşılıklı konuşalım müsaade edersin. Bir şey söyleyelim. Ama bitirsin hocam. Ben... Peki, bitir. Bir dakika ben siz dinleyin. Tamam. Dedim ya oksijen çadırından çıkaracağız. Çıkar. Yani bu mezara götürecekler. Yani. Birlikte yaşama kültürünün... En güzel örneklerini vermiş bu coğrafyadaki, coğrafya diyorum bakın Türkiye, Suriye, Irak bütün yapısıyla o coğrafya. Bir imparatorluk kültürünün hatta en güzel örneklerini vermiş olan şey siyasete kurban edilmemeli. Çünkü bu insanlar arasına sokulan nifak gerçekten biraz daha muhtemelen konuşuruz Membiç'te vesairede ne oluyor? Nasıl büyük yıkımlara sebebiyet verdiklerini gördük. Dolayısıyla... Bir takım şeyler siyasete alet edilmemeli. Peki, şimdi ben bir dakika. Bir şey... Önce İdris Hocam bu örnek versin. Çok basit bir şey. Vebbi Hoca anlattı ya, işte başörtüsüyle giremediler insanlar. Çocukların yemin töreni, askeriye, üniversite vesaire. Şimdi bu iktidar döneminde yemin törenlerine girmek için illa başının bağlı olması gerektiği gibi bir dayatma olsaydı CHP seçmeni haklı olurdu. Evet. Buna itiraz. O zaman derdik ki ya evet yani burada bir şey... Ama böyle bir durum var mı? Yani o zaman buradaki bütün tez şeyleri yıkılıyor. Zaten yani. İnandırıcı bu. Olmaması olur. Şimdi CHP ile ilgili ben şunu söyleyeyim yani temsil ettiği bir kitlenin olduğu bir gerçektir. CHP bir kurum olarak hayatımızda rolü vardır. Fakat şunu bilmekte fayda vardır. Türkiye 1920'li yıllarda Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra bir değişim yaşadı.
o günün konjonktürüne, dünya siyasetine, dünyadaki gelişmelere uygun bir değişimdi. Kaçınılmaz görüldü. O günkü liderlik böyle bir şeyi kaçınılmaz gördü. Ve CHP'nin yüklendiği misyon o değişimi kurumsallaştırmak. Yani toplumun hayatına yerleştirmek. O bir takım ilkeler, altı, ok, şu, bu ışığında bunu halka mal etmek. Onu artık bu toprakların genel geçer ahlakı, siyaseti, sosyolojisi haline getirme misyonu üstlendi. Fakat burada CHP maksadı aşan bir misyon üstlendi bu sefer. Yani toplumun geçmişiyle bütün bağlarını kesti. Yani harf inkılabı gibi, şu gibi, kıyafet gibi, bu tür şeyler. Yani mesela başörtüsüne karşı olmak küçük bir şey değildir. Böyle bir kızın başını örtmesine karşı değil. O temsil ettiği bir zihniyet vardır ve bu zihniyet bunu gerektiriyor. Başka o refleksi göstermek zorundadır. Onun o yaklaşım şeyinden veya konjonktürel ya da o dönemin getirdiği değişime uygun bir siyaset uygulamasına bir şey demedi aslında. Normal karşıladı ama neticede aşırı ve milleti adeta öldüren, yıkan, bütün değerlerini alt üst eden bir rol üstlenince ona dur dedi. Menderes'le birlikte dur dedi. CHP de direndi. Darbelerle, şunlarla, bunlarla kendini yeniden dayattı. Yani bürokratik iktidarını sürdürdü her seferinde. Bürokratik iktidarını sürdürdü. Menderes'ten sonra gelen halkın desteklediği iktidarların adeta Türkiye'nin belediye başkanlığını yapmak üzere konumlanmasını sağladı. Yani yol yapın, çöpleri toplayın, su meselesini halledin, elektriği çözün ama sakın değişimi bozmayın. Yani benim kurduğum o değişim, benim altta giden, yani böyle köpüğün altında giden iktidarımı engellemeye kalkışmayın. Köklerinizde yeniden eşki kurmaya çalışmayın. Eşki kurmaya çalışmayın. Erdoğan'la birlikte bambaşka bir şey ortaya çıktı. Erdoğan hem Türkiye'nin belediye başkanlığını da aldı. Türkiye'nin belediye başkanlığını aldı. Otobanlar, yollar, her şeyi yaptı. Ama iktidarı da aldı. O derin iktidarı da devraldı. Ve CHP'nin misyonu artık bitmiştir. CHP kurumsal olarak bir varlık sürdürebilir. Kıyılarda destekçileri olabilir. Sahillerde destekçileri vardır. Ve ben şahsen bir Müslüman olarak onların hayat tarzına müdahale edilmesine kesinlikle karşıyım. Nasıl yaşıyorlarsa CHP de yaşasın. Ama CHP'nin şunu da kabul etmesi gerekir. Eğer iktidar olmak istiyorsa geçmişiyle hesaplaşacak, geçmişini reddedecek, reddi miras yapacak ve ondan sonra da bu halk onun inandırıcı olup olmadığını görecek. Yani niye bir geçmiş benimdir ama dönüşüyorum diyemez mi? Hayır, işte o da o demektir yani. Biz de diyoruz ki mesela Osmanlı bizim geçmişimizdir ama bu Osmanlı içinde kötü şeyler vardır, farklı şeyler vardır, beğenmediğimiz, istemediğimiz bir sürü eleştirdiğimiz şeyler vardır ama Osmanlı bizim geçmişimizdir. Evet. Bu anlamda CHP'nin iktidar olduğu, örtülü veya açık iktidar olduğu dönemler de bizim geçmişimizdir. Biz yaşadık onları. Evet. Onu da kabulleniyoruz. Yani diyelim ki CHP ile ilgili Türkiye'nin bir borcu çıkarsa reddedebiliyor muyuz? Biz AK Parti reddedebiliyor mu CHP'ye karşı olmamıza rağmen? Dolayısıyla CHP'nin yapacağı şey bir öz eleştiri mi diyorlar, reddi miras mı diyorlar, ne diyorlar? Muharrem İnce mesela diyor. Evet, Muharrem İnce. CHP diyor iktidar olmak için. Birinci mecliste konuşmasını yaptım. CHP diyor kökleriyle, bu milletin kökleriyle bağlarını koparan bir yapıda. Bunu evet, söylüyor İnce bu mesela. Söyle, abi, bu belli bir aşamadır. Bu amenna, buna bir şey demiyoruz ama neticede bazı geçmişine samimiyet sorunları da var. Diyor. Yani bir takım samimiyet sorunları da var. Acaba bu gerçek mi yoksa işte oy devşirmek için mi söylenmiştir? Yani millet sanıldığının aksine çok ferasetlidir. Yani birebir tek tek sorguladığın zaman, konuşturduğun zaman çok böyle bütünsel efradını, cami ağyarını mani bir ifadeyle dile getirmeyebilir ama toplumsal feraset diye bir şey vardır. Kimin kaç krat olduğunu iyi bilir. Yani evet. Dolayısıyla bu çok farklı bir parti, mesela AK Parti'ye alternatif olacak herhangi bir partinin çıkışı gibi bir çıkış değildir CHP'nin sorunu. CHP'nin sorunu gerçekten yapısaldır. İdris Bey'in söylediği gibi yapısaldır. İktidar olmak gibi bir derdi var mıdır diye sormuştum ama. Şimdi seçmenin var, CHP'nin yok. Şimdi şöyle bir şey var tabii. Yani Türkiye, bugünkü konjonktürde konuşuyoruz, bakıyoruz haklı olarak. Türkiye bugün bence 3. meclisini ve 3. cumhuriyetini kuruyor aslında. 3. cumhuriyet. Yani 1. meclis, 1. meclisti. 2. meclis işte cumhuriyet ilan edildikten sonra kuruldu. Ondan sonra 3. meclis de parlamenter sistemde başkanlık sistemine geçerken kuruyor. Kuruluyor bu hafta. Evet. İşte hafta sonu. Dolayısıyla 1. Cumhuriyet 23 yine 23'te ilan edildi. 2. Cumhuriyet de çok partili sisteme geçişle
gerçekleşti. İkinci Cumhuriyet. Üçüncü Cumhuriyeti de şimdi. Yani niye başkanlık sistemi kategorik olarak ayırıyorsun? Yani bu Türkiye'deki siyasal değişimi daha anlaşılır kırmak açısından böyle bir kategori. Ama rejim değişikliği değil yani. Rejim değişikliği değil. Yani bu Türkiye, Cumhuriyet, bu çok tartışılıyor. Cumhuriyetten yani, vazgeçilmiyor. Türkiye. FETÖ'cü Mehmet Altan tarafından Fransız. Onlar ikinci Fransız Cumhuriyet diyordu. Fransızlara atıf da yapılarak Fransa'daki birinci, ikinci, üçüncü, beşinci Cumhuriyetlere o, atıf yapılarak böyle bir Türkiye'de bir değil. Onlar daha çok liberalleşme merkezinde bunu okuyorlardı, değerlendiriyorlardı. Siz nereden bakıyorsunuz? Ben Türkiye'nin reel siyasi tarihine bakarak bu okumayı yapıyorum. Yani ikinci birinci meclis hakikaten Anasır-ı İslamiye dediğimiz savaşı yönetmiş bir meclisti. İkinci meclis bunun feshedilmesinden sonra kurulan bir meclis, parlamenter sisteme dayanıyordu, geliyordu. Şimdi üçüncü meclis başkanlık sistemine dayalı olarak sadece yasamayı temsil eden bir meclis olarak kuruluyor. Evet. Bunlardan yola çıkarak gidiyorum ben. Unutmayın. Ben sadece şöyle bir şey hatırlatmak isterim. Parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçiş sürecinde yapılan tartışmayı hatırlatmak isterim. Evet. Türkiye'de rejim mi değiştirmek istiyorsunuz tartışmalarının alevlendiği günlerde? Evet. Hayır. Biz sadece sistemi değiştiriyoruz dendiği için bunu hatırlatmak isterim. Yani birinci Cumhuriyet, ikinci Cumhuriyet, üçüncü Cumhuriyet dediği zaman bambaşka şeyler. Değil tabii yani burada Cumhuriyet'ten vazgeçilmiyor. Mehmet Altan'ı hatırlatarak söylediğim için. Yani bir defa burada Cumhuriyet'ten vazgeçilmiyor. Cumhuriyet var yani halkın seçtiği insanların temsil ettiği bir rejim var. Evet. Cumhur bu demek. Tamam, yani bir kişiye dayalı bir rejim değil. Yoksa, Fransa'da da öyleydi. Demokrasiye ama dayalı bir rejim var. De Gaulle gel bizi kurtar diye gittiler, yapıştılar, bizi kurtar dediler. Çıkıp geldi adam tekrar değil mi yani? Yani cumhur dedi, mesela işte İngiltere'de cumhuriyet yok. İngiltere'de krallık var. Amen. Değil mi? Demokrasi, monarşik bir demokrasi var. Bizde cumhuriyet var ve cumhuriyet devam ediyor. Bu cumhuriyet yeni tarihsel dönemle birlikte farklılaşarak, açılarak, zenginleşerek, demokratikleşerek, toprağıyla, coğrafyasıyla daha barışık hale gelerek, yeni ihtiyaçlara göre orada sorun yok. Gelişerek, siz niye bu kadar kategorize etmeye ihtiyacı hissettiniz? Meselemi şundan yani. Çünkü çok ciddi yeni durumlar ortaya çıktı. Tamam. Bundan dolayı bu eskiden olan ciddi bir farklılaşmayı anlatıyor. Evet. Eskiden cumhuriyet dediğimiz zaman söylediklerimizle bugün cumhuriyet diyerek söylediklerimiz aynı değil. Ya demokratik cumhuriyet eskiden, şu anki. Değil mi yani mesela? Ya cumhuriyet bu eskiden cumhuriyet diyenler sadece o beyaz elitleri temsil eden bir siyasi yapı olarak algılanıyor. Ya Roma cumhuriyetinden biz cumhuriyet çocukları izliyorlardı. Ya Roma cumhuriyetinden bahsediyorlardı. Tabii. Yani vatandaş derken Roma'nın senatörlerinden bahsederler gibi bahsediyorlar. Ya böyle bahsediyor. Kendileri bir vatandaş. Cumhuriyetin kızı, cumhuriyetin çocuğu. Onu kastediyoruz. Dindar yani. Oldu mu onu dışarıda bırakıyordu. Yani şimdi öyle değil. Şimdi cumhuriyetle artık bu ülkenin dindarları da Kolezyum'da oturanları kastediyorlardı hocam oradaki. Bir kast sistemini kastediyorlar. Tabii çok doğru. Bir kast cumhuriyeti onun için, vardı. Onun için bugün demokratik artık kast cumhuriyeti yani. Yok. Bugün milletin cumhuriyeti demokratik var. Demokratik cumhuriyet. Tamam mı? Evet. Demokratik bir cumhuriyet var. Evet. Bu önemli bir şey. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi o kast nitelikli cumhuriyetin yapısıyla birleşerek var olan bir siyaset. Ama artık o devam edemeyecek yeni dönemde. Dolayısıyla bunalıma giriyor. Bunalıma girdiği için de kendi iç tartışmaları daha fazla derinleşmeye başlıyor. İnce bu bunalımdan çıkartabilir mi meselesini de? Yani bunalıma yani sonuçta pür sekülerleşmiş, daha Avrupa'yı bir kesim var. Onu istiyor ama onu da yeni şartlarda temsil edebilmesi için bu bunalımdan çıkması gerekiyor. Peki şimdi yani reklama gideceğiz ama şöyle kocaman bir soru ortaya atarak reklama gidelim. Gelince bunu konuşuruz. Şimdi şuna katılır mısınız diye soracağım. Reklamdan sonra konuşacağız. O da şu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin genel başkanı olması bir projeydi. Ve bu projeyi akledenler kimlerse Alevi, Dersimli, Kürt bir devşirilmiş, çünkü bürokrat, devşirilmiş bir siyasal aktörü CHP'nin başına getirerek CHP'nin o tarihsel dönüşümünü bir mezhebe, bir işte efendim etnisiteye bir dayandırıp buradan Türkiye'de bir çatışma zemini oluşturmak istediler. Evet. Bunda da kısmen başarılı oldular. Evet. Gezi örneğinde olduğu gibi. Olaylarında. Bu Kılıçdaroğlu'nu iktidara getirenler bugün acaba
deşifresini Ertuğrul Özkök'ten okuduğumuz laik, sünni, Türk bir adayla yeniden dönüştürebilirler mi? Soru bu. Evet, bunu konuşacağız. Şimdi kısa bir ara. Aslında ne oldu diye devam ediyoruz. Aslında ne olduğunu son bölüm, ilk bölümünün son cümleleri şöyleydi. Bir sorum var ve çok hepinize soruyorum. Ne dersiniz demiştim. O da şu. Dedim ki Kılıçdaroğlu bir projeydi ve kesinlikle bir projeydi. Onu CHP'nin başına getirenler kimlerse CHP'yi Alevi, Kürt ve bürokrasiden devşirilmiş bir lidere teslim ettiler ve bir Alevi muhalefeti bir şekliyle bu muhalefet üzerinden Türkiye'yi dizayn etmeye kalktılar. Hatta çatışmayı körüklediler. Ama şimdi bundan vazgeçiliyor olabilir mi? Yani CHP'deki dönüşümü yine başkaları mı istiyor meselesini sormuştum. Örnek olarak da kilit cümleyi Ertuğrul Özkök'ün yazdığını söylemiştim. O da ne diyordu? Çok doğru. Muharrem İnce için evet. Seçimden iki gün sonra benim desteklediğim lider, Cumhurbaşkanı adayı, laik, sünni, Türk olarak bütün kesimlerden oy aldı diye bir cümle kurmuştu demiştim. CHP'deki değişim daha mı derin bir şey acaba? Evet, şimdi bu hakikaten önemli. Yani bir yandan CHP'nin bu ülkede yaptığı ciddi travmatik pratikler var, uygulamalar var. Onları tartışıyoruz, eleştiriyoruz, çok doğru. Ama öte yandan Kılıçdaroğlu'yla birlikte CHP adeta yeniden yapılandırıldı. Çünkü Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığa gelme sürecine baktığımız zaman Kılıçdaroğlu parti içinde parlayan, muhalefetiyle, örgütlenmeleriyle, kamuoyu oluşturmalarıyla ortaya çıkan bir kişi değildi. Bir insan oluşarak lider olur. Oluşarak lider olan birisi değil, ödünç olarak lider olan birisiydi. Dolayısıyla hemen burada önüne... Katkı verebilir miyim ya? Efendim? Katkı verebilir miyim? Tabii, buyurun. Örnek olsun diye. Tabii. Bir, Kılıçdaroğlu'nun eline boş dosyalar verildi. Mavi dosyalar salladı. Evet. Salladı. Evet. Hepsi boştu. Hiçbirini ispatlayamadı. Yani buna birçoğunu sayabiliriz. Deniz Baykal... Bazılarını kaybetti. Deniz Feneri, Abdullah Gül... Bila dostlarım. Kayseri'de kaybetti mesela o iddialarında. Sucuk dağıttı Özhaseki. Bir. İki. İki. Kasetler olayı kasetle, var. Kasetle CHP'nin başına geldi. Başına geldi. Dolayısıyla. Üç. Kasetleri imal edenler, yani o kumpası kuranlar şu anda yargılanıyorlar. FETÖ'cü çıktı. Dört. Mesela bir tane fotoğraf var ki arkadaşlar bulabilirler. Gerekse kullanırız. Cumhurbaşkanımızın bir iPad'e bakarken ki bir fotoğrafını dedi ki bu işte Deniz Baykal'ın görüntülerini izlerken ki diye bir şey söyledi. Sonra dedi ki bu görüntüleri bana maskeli adamlar getirdi dedi. Maskeli adamlar, yani bu kendi ifadesi. Maskeli adamlar hem de CHP Genel Merkezi'ne garaj kapısından girerek çıkıyorlar yani. Ve diyor ki kim olduklarını bilmiyorum. Düşünebiliyor musun? Böyle bunlar hep biz yuttuk yani. Daha yeni Manadası meselesinden dünya kadar tazminata mahkum oldu. Ve birileri onu bu liderliğe, bu işte CHP Genel Başkanı'na taşıdı. Buyurun. Yani bütün bunlara baktığımız zaman dediğimiz gibi bir insan, mesela Erdoğan'ın liderliğine baktığınız zaman bir mücadele var. Bir zaman var, bir süreç var. Onunla beraber yükselen birisi var. Ecevit'e baktığınız zaman yine öyledir. Lider öyle çıkar. Ama burada hakikaten bir mücadele tarihi yok. Ve aniden bir takım kumpaslar var. Bu kaset kumpasları var. İşte diğer şeyler var. Dosya kumpasları var ve onlarla birlikte çok hızlı bir biçimde hiç kimsenin tartışmasına meydan vermeden güya Cumhuriyet Halk Partisi hani hep der ya parti içi demokrasi bizde var. Kurullarımız var. Müzakerelerimiz var. Peki ama yani Kılıçdaroğlu'nun genel başkanı olmasına bunların hiçbirisi işlemedi yani. Çok böyle oldu bittiye getirildi. Dolayısıyla normal bir biçimde genel başkanı olmadı. Bu dediğimiz şeyi kanıtlıyor. Yani bahsettiğiniz konuyu kanıtlıyor. Yani biz Aleviliğe hiçbir zaman karşı değiliz. Medeniyetimizin bir parçasıdır. Amin, bu toprakların bir kültürüdür. Yüzyıllarca yaşadık. Hocam, benim adım yine Hasan yaşarız. Ya. Gayrimüslim değiller. Her zaman İslam medeniyeti onları kendi içinde değerlendirdi. Ama Aleviliği
Kürtler için de bu aynı şey. Amin. Ama Kürtleri etnik milliyetçilik çerçevesinde bir siyasi araç haline getiren, Alevili bir siyasi muhalefet aracı haline getiren, katı bir ideolojiye dönüştürerek ihtilafa ve iç çatışmaya sürükler hale getiren güçler... Gezi gibi bir provokasyona değil evet, mi? Tabii. O Alevilik üzerinden bir... O oranın üzerinde servis edildi. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu ile ilgili olarak hakikaten CHP üzerinde böyle bir klikleşme, böyle bir derin lobinin partiyi yönetme ve dizayn etme siyaseti zaman zaman konuşuluyordu, tartışılıyordu ve yansıyordu zaten. Şimdi o iflas etti ve gibi geliyor bana da, onun için sordum. O şimdi iflas ediyor, doğru. Ve Ertuğrul Özkök'ün dediği şey önemli bir şey. Türkiye dediğim gibi 3. meclisine, 3. cumhuriyetine yöneliyorsa ve büyük bir barış gerçekleşecekse CHP yine olacak. Ben oraya yine sert düşüyorum, katılmıyorum da. CHP yine olacak bu yeni sistemde. Ama CHP artık böyle klikçi bir CHP değil. Yine belli bir toplumsal kesimi temsil edecek. Ama işte evet, orada laikler, sünniler, Türk bu konsept içinde varlığını sürdürebilecek. Şu an böyle bir dönüşüm Muharrem İnce üzerinde, Muharrem İnce'nin yapısını, varlığını, siyasi tarzını düşündüğümüzde bunu temsil ettiğini söylemek mümkün. Yani mücadele ederek geliyor bir defa. Birden evet, çıkmadı. Yetersizlikleri olabilir ama siyasi liderler her zaman karizmatik olmayabilirler. Kolay değil yani. Karizmatik lider her zaman yoktur. Kılıçdaroğlu için de söylenmişti biliyorsunuz. Karizmatik olması gerekmiyor diye. Doğru olabilir evet, yani. Ama ekipler, kadrolar, yeni programlar, yeni evet, yaklaşımlar bunlar önemli bir şey. Evet. Tabanı bu çerçevede seferber etmek mümkün. Taban programlarla da, kadrolarla da, yeni bir coşkuyla da kanalize edilebilir, seferber edilebilir. Karizmatik lider olmadığı zaman bunlar daha fazla öne çıkar. Zaten CHP'nin bir de tabii şu açıdan bakmamız gerekiyor. Türkiye'de elitler çatışması var. Bürokratik oligarşinin tasfiyesi derken o bürokrasi içinde elitizmi temsil eden ve yeni gelenlere yeri açmayan, bu milleti kucaklaşmayanları kastediyoruz. Ama Türkiye'de dünya görüşüyle, efendim pozisyonuyla beğenmediğimiz, katılmadığımız CHP içinde yer alan elitler yeni duruma uygun dünya görüşlerini gözden geçirerek, Türkiye ile bütünleşerek, tarihleriyle barışarak ona göre hareket ederlerse elbette Türkiye'nin elitleriyle genel olarak barışmak, uzlaşmak ve bu ülkeyi el birliğiyle geleceğe daha iyi yerlere taşımak gerekir. Elitlerin de kendilerine değişme imkanı sağlamamız gerekir. Bakın bu Rusya komünizmden çıktığı zaman, bunu niye söylüyorsun? Rusya komünizmden sonraki rejimini kurarken uzaydan elitler getirmedi yani. Tamam. Dolayısıyla bir ülkenin elitleri önemli. Tamam. Bu ülkenin elitleri geçmişte yanlış ideolojilere, yanlış davranışlara sahiplerse ve bugün onlarla yüzleşiyorlarsa, evet biz yeni Türkiye'de yeni adımlarla beraber olalım deniyorsa, ya biz bu ülkede çok fazla... Bunun niye, için dedim. Bunu niye anlatıyorsun? Şunun için anlatıyorum. Biz bu ülkede yani benim sorum geçmişte yaptığımız yanlışlıklara çok atıflarda bulunuyoruz ve insanların bugün yeni yönelmelerine izin vermiyoruz. Yani. Evet, CHP ile ilgili. Yani mesela Bey... CHP 47'de 7. kurultayı Şemsettin Günaltay ilahiyat mezunudur. Bir dönem önemli bir İslamcıdır. Ulamadandır. Yarı ulamadandır veya. Bu genel başkanlığını yapar, başbakanlığı yapar, önemli kararlar alır, sert laiklikten geçiş noktasında. Dolayısıyla bu katkıları da görmemiz gerekiyor. Tabii bu benim sorum, bu ikinci bir bağlam da. Yani i̇kinci benim sorum bağlam. Bu ama taca atmayın hocam yani, onun için diyorum yani. Ama burada herhalde Vahdettin İnce'ye cevap verdiniz fakat evet, Vahdettin İnce'nin cevap hakkı var ama ya o benim sorum üzerine gitmemiz lazım. Ben o açıdan dedim yani. Benim sorumu hatırlıyorsunuz değil mi? Hatırlıyorum yani. Buyurun. Bu, yani siz cevap vermeyin önce Ergün Hoca. Yani CHP'deki önceki değişim bir üst aklın veya başka bir bir kumpasla, kaset olayıyla Kılıçdaroğlu bir şekilde CHP'nin başına getirdi. Ben şimdi, Kılıçdaroğlu'nun da aynı zamanda başarılı olduğunu düşünüyorum. Evet. Verilen görevi harfiyen yerine getirdiği için başarılı buluyorum. Bunu seçimden sonraki niye tebrik edeceğim diktatörü evet, cümlesinde bile ispatlamıştır. Evet, çünkü evet, onun görevi çatışmayı körüklemektir. Onun görevi toplumsal ayrışmayı körüklemektir. Aynen. Şimdi CHP'deki değişimleri, durumu anlamak için
gene mecburen geçmişine gitmek zorundayız. Eğer gitmezsek bugün olup bitenleri sıradan, doğal olayların, doğal dinamiklerin devreye soktuğu bir şeyler olduğunu zannetme hatası. Hayır, sorum zaten baştan sona sıradışı olduğunu anlatmaya çalışıyor. Yani bu hataya düşebilir yani, seyircilerimiz açısından da bunu söylemek gerekir. Yani Türkiye'nin, Türkiye kurulduktan itibaren bir rejim değişikliğini yaşadı. Osmanlı'dan yeni bir devlet doğdu. O devlet bana göre, yani o devleti kuranlar, onun ileri gelenleri bunun bir süreç olduğunu, bir kaçınılmaz durum olduğunu, bu durumu en hasarsız, en az zararla, en az hasarla atlatmak için Batı'nın bir takım isteklerini, taleplerini kabul ederek varlığımızı korumamız gerekiyor düşüncesiyle böyle bir sistemi oluşturdular. CHP de bu sistemin aleti, aracı olarak bu düşünceyi yerleştirmeye çalıştı. Sonra durum değişti. Yani o liderler belki öldüler, gittiler. CHP ise bunu bir kalıcı düşünce olarak algıladı ve Türkiye'yi hep böyle götürülmesi gereken bir yer olarak düşündü. Tabii sonra millet rövanşını aldı. Bu değişimi doğal rayına doğru çekti, eteklerinden tuttu. Fazla ileri gitmesini, kökleriyle, tarihiyle, geleneğiyle, diniyle bağını tamamen koparmasına izin vermedi. Bir takım öyle korkunç kararlar almıştık. İşte ezan diye bir şey yasaklanmış. Düşünebiliyor musunuz? Bir İslam ülkesinde İslam'ın en önemli şiarı 18 sene yasaktı. Ezan okunmuyordu. Türkçe ezan ifadesi de bana göre yanlıştı. Öyle bir şey yok. Saçmalıktı. Yani ve millet bunun rövanşını aldı, geri getirdi. Rayına oturttu. Sistem yavaş yavaş aksaklıklarla beraber de olsa rayına oturmuştur. CHP bu değişime ayak uyduramıyor. Çünkü CHP hala Kemalizm, Mustafa Kemal'le alakası olmayan bir ideolojidir. Kemalizme iman etmiş bir partidir. Yani o ebedi ve ezeli düşüncesidir, ideolojisidir. Asla bundan vazgeçmiyor. Kemalizmin ne olduğunu da hepimiz biliyoruz. Bu milletin değerleriyle nasıl bir savaşımın içerisinde olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla CHP'nin sorunu bir lider değiştirmek. Bir lideri değiştirip onun yerine daha karizmatik veya daha çok konuşan bir lider. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kemalizmle ne alakası var? Kemalizmle bir alakası var tabii ki. Ne? Tam da Kemalizmin istediği bir tipolojidir şey Kemal Kılıçdaroğlu. Kemalizm adı Kemal'dir. Adı Kemal'dir. Yani şu Kemalizm şu ben demek. Ben dersin bir Kemal'im dedim. Hayır bir dakika. Şöyle ben bir şey. Kemalizm bu topraklarda olan insanların kökleriyle bağlarını koparmasının adıdır. Bakın Dersimli Kemal'im dedi Diyarbakır'da ama değil mesela. Ama mezhepçi değildir Kemal. Bak Dersimli Kemal ne dedi? Alevilikten bir kere bile olsun laf etmedi. Ben Türk'üm dedi. Kürt olduğu halde. Sevgi Hanım'la yapılan bir röportajda sonra seyidim dedi. Gazeteci soruyor diyor ki Kemal Bey biz Horasan'dan gelmiş Türkmenleriz diyor. Ne dersin? Vallahi biz evde Kürtçe konuşuyoruz diye cevap vermiş. Yani böyle bir tam böyle şizofren dedik ya çift kişilikli. Seyidim diyor, Dersimli Kemal'im diyor ama CHP'nin başına geldiğinde Kemalizme iman etmesi gerekiyor. Diyor ki tövbe ben hiç bunların hiçbiriyle ilgim yok. Ne Kürt'üm, ben Horasan'dan gelmiş Türkmenim, Alevi değilim ve Aleviyim de demiyor. Böyle bir durum. Kemalizmin bir ürünüdür. Horasan'ın Türkmenim derken aslında Aleviyim diyor. Bu evet. Anlamda her neyse bundan bir takım anlamlar çıkarılabilir. Aslında Kemalizm etnikçi ve şey değil, mezhepçi değil yani. Kemalizm şu demektir. Bak, ama o önemli bir şey. Bu çok önemli bir şey bak. Kemalizmi eleştirelim yok, ama ben Kemalizm etnikçi de değildir. Türk derken kandan bahsetmez. Aynı zamanda Kemalizm mezhepçi de değildir aslında. Üstadım farklı bir tarz. İslam derken mezhepler üstü bir insan. Kemalizm toplumları şizofren eden bir düşüncedir, bir ideolojidir. Ermeniyseniz evinizde adınız Agop'tur, sokağa çıkarken Erol olmak zorundadır. Evde doğru. Kürtsünüz, okulda Türk olmak zorundasınız. Doğru. Evde Sünni, dindar Müslümansanız okulda, askeriyede, devlet kurumunda laik görünmek zorundasınız. Aleviyseniz tamam. Sünni görünmek zorundasınız. İşte şizofrenizm budur. Tam çift kişiliklidir bu. Adam hiç kimse kendisi gibi değildir. Ve CHP'nin yaşadığı sorun budur. Kendisi olamıyor. Bir türlü olamıyor. Yani mesela Sünni, Türk, laik düşünebilir miyim? Tam şizofrenik bir tanımdır yani. Sünnilik ile laikliğin ne alakası var? Niye bir araya geldi? Sünni dini bir evet. Kurumun adıdır, dini bir yapının olabilir adıdır, ya, dini bir veriyorsun? Hayat tarzının adıdır. Ha, sosyolojik olarak olabilir. Hayır, o ayrı. Bir sürü yani, insan hocam, ben laikim aynı zamanda Sünniyim der yani. Hayır, avantajınızı kullanmayın. Hiçbir insan diyorum, devlet için demiyorum, hiçbir insan laik olamaz. Devlet layık olur, kurum layık olur.
bir Hasan Öztürk devlet başkanı olarak laiklığı uygulayabilir. Sükürsün kendisi ama derse... kendisi ben Müslümanım ama laikim. Bu şizofrenik bir tanımdır. Ya Müslümansın ya laiksin. Müslüman olduğun zaman gavura, Müslüman olmayana, gayrimüslime zulmetmek zorunda değilsin. Herkese eşit davranırsın. Ama insanlar laik olamaz. İnsanlar ya, Müslümandır Bey, veya kabul Hristiyandır. Ben, hocam ben tamam, şeyimi buyurun. Anlatmak istiyorum. Yani CHP'de yaşanan sorun, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir kişilik olarak yaşadığı sorun tam da Kemalizmin en yani tarihsel tipolojisidir. Yani kendin olmayacaksın. Kendine farklı bir şey olacaksın. Hepimize bunu dayatmadılar mı kardeşim? Hepimiz tarihin bir yerinde veya bir, herhangi bir kurumda kendimizi gizlemek zorunda kalmadık mı? İşte bu bizim sorunumuz bunlardır. AK Parti iktidarı ve daha önceki Erbakan'ın, Menderes'in taşları yerinden oynatan Özal'ın girişimleri insanların kendileri gibi görünmelerini sağlamaya dönüktür. Ve Türkiye'nin bugün ekonomik olarak, siyaset olarak hem içeride hem dışarıda belli bir düzeye gelmiş olması sebebi insanların biraz rahatlamış olmasıdır psikolojik men, kimlik olarak, kişilik olarak. Kendimizi ifade edebiliyoruz ve enerjimizi boşa harcamıyoruz. Biz hep böyle ürkek, korkak, aman şurada şunu konuşmayalım, aman burada bunu konuşmayalım. Bu CHP'dir yani. CHP'nin zihinlerdeki yapısı budur ve insanların algısı da budur. Dolayısıyla Muharrem İnce'nin kimlik olarak, kişilik olarak Sünni, Türk, yani Türk olabilir. Bu farklı bir şeydir. Sünni de olabilir. Fakat laik olamaz. Kişi laik değildir yani. Bak, bu başka bir şeydir. Bu yüzden CHP'nin kurtuluşu böyle bir şey değildir yani. Muharrem İnce'nin Türk, Sünni ve laik kimliğiyle Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kürt, Alevi ve laik kimliği arasında hiçbir fark yoktur. Çünkü neticede oturdukları zemin aynı şizofrenik zemindir. Zemindir yani. Diyorsunuz. Başka, ama ben ısrarla şunu söyleyeyim. Realite öyle değil. Mesela Gezi'yi örgütleyen kafa arkasından işte FETÖ'yle ilişki geliştirip işte 15 Temmuz'u örgütleyen kafa, bir sürü 17-25 Aralık'ı örgütleyen kafa, yani FETÖ'cüler ve onlara siyaseten ayak olan, siyaseten destek olan bir CHP var şu evet. anda karşımızda. Şimdi bundan vazgeçilmiş olduğunu varsayıyorum ben. Yani şu anki laik, Sünni, Türk vurgusu tabii ya bu çatışma ediyor. Projesi tutmadı kardeşim. Tabii. Buradan vazgeçelim tabii. diyenlerin bir aklı diye düşünüyorum ben. Şimdi belki CHP'nin bazı sorularım var. Tamam bu ifadeleri hadi diyelim ki kabul ediyoruz. Yani şu konuda diyelim ki kabul ediyoruz. Ben bir açıklama getirebilir miyim? Bana sorduğu için ben bir cevap vereyim. Ben sana başta bu soruyu 10 kere sordum. Reklamdan önce de sordum. Reklamdan sonra da sordum ama şimdi cevap verdiniz. Ben cevaplayabilir miyim? Tabii verebilirsiniz. Tabii verebilirsiniz. Şimdi şu var. Bununla kastedilen bir şey var. Ben 4 soru bu. Aynı soruyu 4 kere sordum. Müslümanlık Türk ilişkisiyle burada kastedilen bir toplumsal kesimdir. O da şudur. Yani çok iyi niyetlisiniz Ergun Bey. Yani ben buna hiç katılmıyorum. Ben buna ya pratiğe bakıyorum. Türkiye pratiğinde ben Müslümanım diyor. Sünnet oluyor. Tamam mı? Dini nikah kıyıyor. Cenaze namazını da kıldırıyor. Ama gündelik yaşamında diyor ki ya hiç ben dinle de ilgili değilim. Ben diyor tamamıyla seküler yaşıyorum diyor. Bu mesela Ege diyoruz ya. Ege bölgesi pür seküler. Ama dediğim özellikler taşıyan insanlar. Bu insanları temsil eden bir CHP. Bunlar Türk olmayı önemsiyorlar. Bunlar kendilerine Müslümanım da diyorlar. Ama gündelik yaşamlarında seküler ilişkiler hakim. Seküler bir bilinç hakim. Ve bunu inanıyor ve bunu savunuyor. CHP bunu temsil eden bir parti. Yani bu vallahi, açıdan da Türkiye'de yani bir denge vallahi, sağlayabilir. CHP çünkü, böyleyse nurun ala nurdur yani. Hiç mümkün değil yani. Neden? Bu sizin yorumunuz yani. Çünkü CHP sonuçta böyle bir sosyolojik taban var. Bunu siyasi planda temsil eden bir parti olması bir normalleşmeyi anlatır. Bunun yerine kalkıp mezhepçi bir bağlam üzerine oturursa bu Türkiye'nin tam tersine aleyhine olan bir şey olur. Ki çatışma yüklendi Türkiye'de. Çatışma olur. Kılıçdaroğlu geldiği günden bu yana, çok özür dilerim. Estağfurullah. Kılıçdaroğlu CHP'nin başına geldiği günden bu yana, yani o kaset kumpası olduğu günden bu yana Türkiye'de sürekli çatışma ortamı oluşuyor. Sürekli. Yani bunu i̇şte da görmek o, lazım herhalde. Kesinlikle. Yani Türkiye'nin zaten en hayır, önemli... Hayır Muharrem İnce geldiğinde bunların olmayacağının garantisi bakın, ne? Türkiye'nin, Vahdettin Bey, en önemli iki ben fay hattı var. Ben soru 5 sorabilir miyim?
Hasan Bey, en önemli iki çatışma fay hattı var. Birisi mezhepler üzerine giden bir fay hattı var. Diğeri etnisiteler üzerine giden fay hattı var. Biz bu sorunu çözerken çoğulculuğu alalım ama bu çoğulculuklar da her biri bir hizbe dönüşürse o zaman bu toplum birbirine girer. CHP bütün yanlışlıklarına, kötülüklerine rağmen 90 yıllık önemli bir parti. Bu parti kalkıp bir hizip ele geçirirse bu Türkiye'nin aleyhine birçok şey yapabilir. Nitekim yaptı. Gezi olaylarında gördük. Türkiye'yi IŞİD'le suçlama olaylarında gördük. Sır meselesinde değil mi? Yani Zaman gazetesine o bilgileri taşıtan irade kimdi yani? Milletvekiliyle oraya taşıdı yani. Evet. Bunlar kimdi bu bağlantılar? Dolayısıyla burada hakikaten bir mezhebin bir siyasi hizible bütünleşerek CHP yapısını ele geçirip kullanması Türkiye için büyük bir tehdittir. Türkiye inşallah bundan kurtuluyordur bu yeni değişim sürecinde. Ve hakikaten böyle bir sosyolojiye de hitap edecekse bunun bir mahsuru yok yani bence. Diyor. Ama bence yani ben tabii Ergun Hoca teorik olarak konuşuyor. Yani pratikte bunun örneği yok. CHP tarihinde CHP'nin sünniliği, Türklüğü ve laikliği hepimizin kafasındaki gibi uyguladığı bir dönem yok. Laiklik ve CHP dediği zaman, CHP'nin laikliği dendiği zaman... Ama bir şey söyledim. Bir dakika. Onu söylersiniz sonra. Elitlerin değişimine de müsaade etmek lazım. Hayır, ben hakkını teslim edeyim. Artık başörtüsüne karşı olmuyor CHP'li. Bir dakika. Şimdi tamam, bu söylemde öyledir de iş eyleme gel, pratiğe geldiğinde başka bir şeydir. CHP'nin laikliği tekrar dinin yasaklanması, Kur'an kurslarının kapatılması, daha dün olan bir olaylardır. 12 yaşından küçük çocukların Kur'an okumasının önüne geçilmesi, başörtülü kızların liselere, üniversitelere girmesinin engellenmesi, dini sembollerin yasaklar kapsamına alınması şeklindeki laiklikten vazgeçtiği özgürlükler, müsaade buyurun, anlamına aldığının garantisi nedir? Zihniyet yoktur. Var. Sünniliği tıpkı Alevi, bak şimdi Alevilikle ilgili gezi olaylarından bahsettik ya, dönüştürülmüş bir Alevilikti CHP'nin zihnindeki Alevilik. Alevilik bir irfan mektebidir. Alevilik bir derinliktir, bir kültürdür, bir İslam'ı anlama biçimidir. Ama CHP'nin ele alıp örgütlediği, geliştirdiği, serpiştirdiği Alevilik bir şiddet, yani tırnak içinde söylüyorum, adeta DHKPC'nin bir arka bahçesi haline getirmiş CHP'nin siyasetleri sayesinde. Sünniliğin de böyle yapılmayacağının garantisi nedir? Türklük nedir CHP'nin zihnindeki Türklük? Tek ırk, tek dil, tek şey... Kürt yok, Çerkez yok, Laz yok, Arap yok, herkes Türktür, Kürdüm diyenin yüzüne tükürün. Bunlar CHP'nin tarihidir. Bunlardan vazgeçildiğin deli nedir? Dolayısıyla eğer Alevi, laik, Kürt bir liderliğindeki CHP buysa, Sünni, Türk, laik bir CHP'nin bundan hiçbir farkı olmayacaktır eğer geçmişiyle ilgili yüzleşmezse. Dolayısıyla ben inanmıyorum. Hoca cevap verdi. Bu garantisi yok. Burada iki tane konumuz var yani. Ciddi bir farklılığı var. Türkiye Cumhuriyeti'nin hakimiyetini elinde tutan bürokratik oligarşi CHP ile özdeşleştiği için o gücü CHP alıyordu ve yapıyordu. Artık yeni tanımlanan... Gelirse aynı gücü kullanacak. Ama şu an Türkiye Cumhuriyeti yapısal olarak ciddi reformlar yaptı. 45'lerden beri yapıyor, değişti, milletle daha bir kucaklaşır hale geldi ve yeni bir sisteme geçiyoruz. Bu sistemi çalıştıran, bu sistemi yeniden yapılandıran kişi lider olarak da muhafazakar kesimden çıkmış Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yapılıyor. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin yeni siyasi realitesinde devletle özdeşleştiren konumunu kaybetti. Büyük tepkiler, Erdoğan'a diktatör demeler... Ağzınızdan bal akıyor. Müsaade bir şey söyleyeyim. Sen destekleyeyim, dur. Ağzınızdan bal akıyor ama Kürtçe'de bir söz var diyor. Mecbi avri ne bare baranje bi bare. Yani ben bu buluttan yağmurun yağacağına inanmıyorum. Ağzınızdan bal akıyor yani. Cumhuriyet Halk Partisi artık bundan sonra bunu kabullenecek. Türkiye'nin bir toplumsal temennidir. Bu bir temsil eden bir siyasi parti olacak. Bence bu bir temenni. Yoksa ve tarihte, sosyolojik bir gözlem bile değil. Nasıl temenni? Ege bölgesinde alıyor yani. Hepsini alıyor neredeyse oyları. Nasıl temenni?
ve sert seküler olarak kendisi tanımlayan insanlar CHP'de var olmak Ege bölgesi istiyor. De terk ediyor. O yavaş yavaş daralıyor. O gitti artık. O eskiden diyor. Söyle, kardeşim ya, bir dakika. Ya, Akdeniz sahilleri gitti. %25 oy alan bir kesim var. Türkiye'de okuma düzeyi yüksek olan, uluslararası bağlantılarıyla akışkanlığa fazla katılan bir kesim var. Bu kesim AK Parti'ye Türkiye'nin bu normalleşen okuma düzeyi düşükler mi oy veriyor? Türkiye'nin bu normalleşen sürecinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu değişmesiyle beraber Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrışarak bütün milletle kucaklaşan bir devlet haline gelmesinin tarihsel momentumda CHP'de artık bu toplumsal kesimi temsil eden bir normal siyasi parti konumuna gelecek. Rolü de budur. Bunu yaparsa anlamlı olur. Olacak Türkiye mı yoksa temenni mi ediyorsunuz hani? Türk milletine de büyük katkısı olur. CHP'de kendi varlığını sürdürür. Buna göre değişme yapmazsa, hizipçiliği sürdürürse bu Türkiye'nin de aleyhine olur. CHP'de tarihte silinir yani. E tamam da bu demektir gene siz benim dediğime geldiniz. Hayır. Bir temennidir yani. Ya, temenni böyle yaparsa değil. Böyle yapmasa. Evet, evet, temenni yani, değil. Ne temenni olsun bir saniye. Yani. Sosyolojik tespit yani. Olmadı yani. Amin. Ben de düşünüyorum ama ben moderatör olarak burada. Evet. Yani, vallahi bugün ben yani hayatımda gördüğüm en adil moderatör. Hiç evet. Kızmıyor, kesmiyor maşallah. Şimdi bu bahsettiğiniz işte Kürt Alevi laikle Türk Sünni laik. Ortak kesişim kümesi laiklik bir kere. Bir dakika. Bu çok fark olabilir. İki bahsettiğiniz şeyde de ortak kesişim kümesi laiklik. Mesele bu o zaman. Hı hı. Yani burada düğümleniyor. Bu laiklik de otoriter laiklik. Özgürlükçü bir laiklik değil. Yani bugün laisizm biraz. Ha yani bu çok net bir şekilde bugüne kadar gelen o otoriter, baskıcı laiklik anlayışını daha özgürlükçü bir laiklik. Yani dini inançlara şu andaki AK Parti pratiğinden bahsediyorum. Dini inançlara eşit mesafede. Gayrimüslimlerle ilgili sadece şey değil ki yani bütün dini gruplara, dini mezhepsel gruplara eşit mesafede bir ülke yönetimi. Sonuçta sizin de söylediğiniz gibi laiklik bireye değil devletlere özgü bir, yönetimlere özgü bir vasıftır. Olması da gereken budur. Şimdi bu burada bir esneme söz konusu oldu. Bu AK Parti pratiğidir. Affedersiniz. Seküler değil mi? Ha tamam. Seküler ayrı bir mesele. Evet. Tamam. Yani toplumsal toplumların evet. Yani bireylerin seküler hayatları. Ciddi bir seküler kesim var. Şimdi bu da şunu getiriyor. Bakın Suudi Arabistan'da bir değişim gözlemleniyor. Bunu biraz küresel boyutta belki Mehmet Hoca da buna değinir. Küresel boyutta okumak gerekiyor. Suudi Arabistan'daki değişim nasıl? Ilımlı İslam'a vurgu var. Ilımlı İslamlaşma vurgusu var. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun geldiği dönem 2010 civarında sanırım o tarihlerde geldi şeye. O dönem Türkiye ve bölge pratikleri daha çok mezhepsel fay hatlarının bölgeyi dizayn etme aracı olarak kullanılabilecek böyle bir ihtimalin var olduğu bir dönemdi. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu kullanışlı bir aktör olabilirdi. Yani Türkiye'yi evet. De bu mezhepsel fay hatlarının içerisine sokabilecek umudu onu oraya getiren okay. Küresel yapıların. Tartışmalarda hatırlayalım. Evet. Cumhurbaşkanımız mesela gidip Necef'i ziyaret etti. Evet. Hatırlıyorsanız. Evet. Onu bozdu, oyunu bozdu tabii işte. Tabii sonra hatırlayın. Esed'le görüşmeler Sünni vardı. Sünni ya da Şii diye bir dinimiz yok. Yoktur. Bizim dinimiz evet. İslam'dır. İslam'dır. Ülmesini kurdu. Tabii çok o önemli. Sokaklarda, çarşıda gezdi. Şii şeyde Necef'te dediğiniz o bölgelerde. Neydi? Çarşı. Halkalı'daki Kerbela şeylerine şimdi, katıldı. Bu muharrem. Oyunu, bu süreci gördü Cumhurbaşkanı Erdoğan o zaman başbakan ve bunun üzerine de siyasetini yürüttü ve o mezhepsel fay hatlarının kırılmasını önledi Türkiye açısından. Şimdi o dönem 2010 dönemi ve bu süreç içerisinde Kılıçdaroğlu hem bölgesel olarak iyi bir aktör olabilirdi. Türkiye'yi bu açıdan uçuruma sürükleyebilir, kitleleri sürükleyebilir ki dediğiniz gibi Gezi vesaire daha önceki birçok kırılmada. FETÖ ile olan ilişki biçimine bile bakmak zaten yeterli. Zaten yani yeterli kasetler, olur. Şunlar, bunlar, tabii. Dosyalar. Şimdi aynen öyle. Bakın FETÖ'nün siyasi ağı Kılıçdaroğlu'dur diye bir yazı yazdım. Bunu şeye dayandırdım. O dönem 2008'de Wikileaks belgeleri, Avrupa Merkezi Silk Road Enstitüsü'nün hazırladığı belgeler, Onur Öymen'e verilmiş belgeler. Burada Kılıçdaroğlu gelecek, Deniz Baykal'ı devirecek. 2008 yılından bahsediyorum, kaset kumpasından 2 yıl önce. Evet. Bunu götürüyor, Onur Öymen Baykal'a veriyor. Bu ne diyor, gülüyor, geçiyor falan ama Kılıçdaroğlu'na da gösteriyor. O da bir şey demiyor falan. Aynen, evet. Hatırlıyorsunuz evet, değil mi o süreçleri? Tabii. Onur Öymen bunları anlatıyordu tabii, böyle çok. Doğru. Wikileaks belgelerinde sonra ortaya çıktı ki Amerika ile Washington'la Ankara arasında, Büyükelçilik, Amerika Büyükelçilikleri arasında bir yazışmalar var, yoğun yazışmalar. 6000 yazışmadan bahsediyorum hemen. Sonra 2010'da kaset kumpası geldi. Şimdi de şunu ortaya. Türkiye için, bölge için, uluslararası dengeler için
ki Türkiye bu bölgesel dengeler açısında çok kritik bir anahtar bir ülkedir. Ve bu bölgesel çatışmalar içerisinde, bölge siyaseti içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha bölge halklarının lehine, Türkiye ve bölge halklarının çıkarına yönelik bir siyaseti var. Bu da ortada. Bütün bunları kırabilmek adına ve Türkiye'nin içerisinde de siyaseti belki dönüştürebilmek adına Kılıçdaroğlu kullanışlı bir aktör olarak öne çıktı. Bir popülarite de kazandırdılar ona. Ondan sonra da ortaya koydular. Ve burada mezhep faktörü bence çok önemliydi. Onun Alevi işte o şeyini, vurgusunu bilerek de yaptılar ve bunun üzerinden bir kırılma yaratabilir miyiz diye düşündü. Ve bunu kırdı, şey yaptı. Bu oyuna gelmedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Çok ciddi hamleler gerçek. İran'la ilişkiler çok evet. Şey oldu. İran'ın o ambargosunu kırmak için Brezilya ile birlikte şeyler adımlar attı falan. Şimdi bu olmadı. Şimdi yeni süreçte eğer ki Muharrem İnce 24 Haziran'dan sonra Muharrem İnce Suudi Arabistan'daki şeyi hatırlayalım. Ilımlı İslam. İslam'ın ılımlaştırılması demek, onların bakış açısıyla söylüyorum kendi açımdan. Öyle bir şey olmadığı konusunda herkimizde burada kimsenin itirazı yoktur herhalde. Ilımlı İslam diye bir şey yoktur. Bunu net biliyorum. Yani. Ama nedir bu ılımlı İslam? Daha seküler, daha işte seküler şeye açık, seküler hayat tarzını, idare biçimini içine katan bir İslamlaşma. Onların tabirle modern İslam. Yani kafalarındaki şey o. Daha bir protestan bir şeye yapıya geçiş gibi bir ve bunu da Suudi Arabistan gibi İslamiyet'in merkezi Kabe'nin, Mekke'nin, Medine'nin olduğu bir yerden başlatma. Vahabiliğin merkezi de. Şimdi buradan başlatma hamleleri var. Eğer ki bunu organize eden yapılar, güçler Türkiye'yi de bu anlamda işin içine sokmaya düşünüyorlarsa Muharrem İnce ki fısıldıyorlardır onların buradaki yazarlar, gazetecilerin kulaklarına geliyor. Belki de Muharrem İnce'yi arayan Amerikalılar onlardır ya. Belki de. Aynen öyle. Bu ihtimal. Günün sözünü söylettiniz bana sonra. Ben en son cümle olarak kullandım ama. Yani tam yeri geldi. Tabii. Muharrem İnce'yi arayıp da şu FETÖ'yü istiyorsunuz ama dosyalar eksik kardeşim diyen Amerikalılar. Aynen. Belki de aynen. Muharrem İnce'ye sen kardeşim seçimde şöyle bir oy yüksek oy alırsan seni CHP genel başkanına taşıyacağız diyen kafa, akıl odur ya. Aynen öyle. Eğer ki bunu başarabilirlerse bu süreçten sonra bunun üzerine. Çünkü bakın Türkiye'deki bu damarı biliyorlar. Demokrat Parti'den yani Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana aslında ama Demokrat Parti'den de bu yana gelen güçlü bir damar var. Ve fırsat buldukça hep iktidar oluyorlar. Darbelerle, muhtıralarla kesilmedikçe iktidar oluyor bu damar. Şimdi bu damar işte dindarlığı, halkın değerleri vesaire sağcılık üstüne oturan bir damar. Bu damarı hep iktidar olduğunu bilincinde olanlar Muharrem İnce gibi bir aktörün sünniliği vesairesi üzerine ama bir yandan da seküler hayat işte içkisini de içen ama işte camiye de giden, cumaya da giden bir adam. Evet. Bu Türkiye'nin onların isteyebileceği bir dönüşümü sağlayabilecek bir aktör olabilir. Böyle bir ihtimal vardır. Bunun üzerine niye oynamasın? Ne kaybederler ki? Çünkü çok güçlü bir damar var, çok güçlü bir lider var. Bu konuda taviz vermiyor. Müslüman ve demokrasi ilişkisini çok güçlü bir şekilde gerçek dindarlık, Müslümanlığından taviz vermeyen, ılımlılıktan vesaire de bu konulara prim vermeyen, bu konularda tabuları yıkarak geliyor. Tabuları yıkıyor. Demokrasiyle ilişkisini güçlü kılıyor Müslümanlığın, İslamiyet'in ve bu Müslümanlar bir ülkenin demokrasiyle yaşayabileceğini ortaya koyuyor. Dönüşüyor. Bu bütün oyunları yakıyor. İşte Mısır vesaire bütün bunlar örnekler karşımızda. Bunlar oralarda başarılamadı ama Türkiye bunu başarıyor. Bu devrimi bu anlamda başarıyor. Şimdi bunu yıkmak için bir aday varsa bu da CHP gibi bir yapı, yapısal olarak da hiç onları şey yapmayan, yüzüstü bırakmayan o sekülerlik üzerine, o laiklik meselesi üzerine hiç onları yüzüstü bırakmayan bir yapı var. Bunun başına yine işte içkisini de içen ama namazını da kılan bir aktör koyabilirlerse ve bunun Türkiye'de bir yönetime gelebilme ihtimalinin bu anlamda onu desteklerlerse ve bu başarıya ulaşabilirse Türkiye'deki o dönüşümü sağlamak ılımlı İslam'la birlikte sadece Türkiye değil işte Suudi Arabistan İslam'ın tamamını aslında bir proje hedef bir alan bir süreç var. Mezhepler üzerinde çatışma üzerinden bizim bölgeyi dizayn ediyorlardı. Etmeye çalışmışlardı. Aynen. Onun için de Türkiye'deki yansıması Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Evet. Şimdi ılımlı İslam üzerinden olabilir yani böyle. Bir dönüşüm istiyorlarsa orada da bir CHP'de bir aktör değişimine gidebilirler diyorum.
Tabii ki Türkiye'ye çok büyük bir, sonuçta Türkiye tek merkezde, kilit noktada bir ülke değil ama çok güçlü bir ülke, çok önemli bir ülke. Yani Suudi Arabistan, Türkiye siz de bunu başarmaya, ilerletmeye çalışacaklar. Suudi Arabistan Müslümanlık için, İslam alemi için önemli bir ülke sonuçta, evet. Merkez bir ülke. Bu kritik ama Türkiye de bölgesel anlamda lider olan bir ülke ve burada da bunu desteklerlerse, Suudi Arabistan'da bu anlamda destekleyebilirlerse, İslam'ı bu açıdan ciddi anlamda hedef aldıkları açık ortada. Kudüs'ü başkent ilan edenler, Suudi Arabistan'da şeyi değiştirenler, iktidarı değiştirenler, ılımlı İslam'ı açıklattıranlar, işte Hariri'yi Suudi Arabistan'da tokatlattıranlar, anladın mı? Ya bütün bu süreçleri, Mısır'da darbeyi organize edenler, Katar'a abluka uygulayanlar, bütün bu yapı, 15 Temmuz'u da yapanlar aynı anda. Ya. Bu yapıların tamamının hedefi İslam'sa, bunun bir ayağı da Türkiye'dir, güçlü bir ayağı da Türkiye'dir. En önemli dizayn edebildikleri, sürekli bunu başarabildikleri CHP'de onlar için ilk adrestir elbette. Çok önemli. Hocam tam sizin konunuza geldi diye, evet, düşünüyorum. Buradan yani hem iç politika hem dışarıdaki dizayn çalışmasının Türkiye'ye yansımasını. Bundan devam edelim hocam. Şimdi dışarıda olan bitenden Türkiye'yi ari tutmak mümkün değil. Yani global bir değişimin içinde Türkiye yer alıyor ve onunla beraber bir değişime giriyor, evrim geçiriyor diyelim. Yani bu yalnız köklerinden kopuyor anlamına gelmesin. Mesela Suudi Arabistan bu anlamda çok iyi bir örnek. Çünkü Prens Salman'ın yaptığı şey işte kadına araba kullanma. E ne oldu yani, madem kullanabiliyordu, bu İslam'a şu an aykırı değildi, ne oldu 100 yıldır? Niye böyle bir şey oldu? Çünkü çocuğunu hastaneye götüremedi, anneler dışarı çıkamadı vesaire, bir sürü hikayesi oldu onun. Şimdi Türkiye'ye gelecek olur, siz iyi bir yerden yakaladınız. Yalnız Kemal Kılıçdaroğlu aslında CHP'yi Dersimli ve Alevi bir parti konumuna dönüştürmedi gibi de geliyor bana. Yani kendi vasıfları bu olabilir, ön plana çıkmış olan. Çünkü hala geçmişte yüzleşilmemiş pek çok konudan biri de Dersim'dir, değil mi? Yani o anlamda bir şey vardır. Bir anlamda... Ne, bu anlamda Erdoğan özür dilemiştir ya. Ben bir başbakan olarak özür dilerim. Tabii ama ya, toplumsal olarak hala bir şey nedir o? Üzerine düşülen bir konu ya da siyasette kullanılabilen bir konu anlamına söylüyorum. Evet, elbette amen. O yapıldı ama yani geriye dönüp... Yok, ben size destek anlamında söylüyorum. Eyvallah. İhmal edilmiş bir alan değil, evet, o anlamda ama yine de bir Dersim ve yine de bir Alevi şeyi var ortada. Şimdi Muharrem İnce ile eğer böyle bir Sünni şey ayrımına nedir o dönüşümüne gidilecekse, bu dönüşümün en keskin örneği belki 1826'da Vakai Hayriye ile verildi, değil mi? Hmm. Yani orada da Yeniçeriler için üretilmiş olan bir bektaşilik ki bunu maalesef şeyle ilintilendiriyorlar, Alevilikle. Halbuki bektaşilik çok farklı bir şey. Bektaşilik Sünni bir... İşte, ama biraz şey olduğu için hafif geçmek istiyorum. Ha, ama o tarihten sonra tamamıyla bu şey bıçak gibi kesilmiş, 1826'dan sonra daha çok Nakşi üzerinden değil mi, devam etmiş bir devlet siyaseti devlet, var. Değil mi? Siyaseti var. Şimdi bu şeyde yapılan değişim, yani CHP'nin var olması bu anlamda toplumsal rollere ben değinmek istiyorum. Bu çok önemli bir şey. Şimdi maalesef Sünni Alevi diye bir karşıtlık oluşturdu. Etnisitede Kürt-Türk ayrımı konuşuldu. Öteki tarafta laik olan, laik olmayan konuşuldu. Ki bu da yanlış anlaşılmış mevzulardan biri. Onu da hızlı söylemek istiyorum. Laisizm dinin... Özür dilerim, laisizm devletin dine olan tam tahakkümüdür. Yani burada şey yapalım, o yüzden düzeltmeniz iyiydi. Fransız. Siz ne dediniz? Sekülerlik üzerinden gidelim. Tabii. Şimdi o yüzden baktığınız zaman Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun içindeki dizaynda etnisiteye ve herhangi bir dini muhalefete yer yok. Bu aslında siyaseten kendilerini beğenelim beğenmeyelim koruma amaçlı oluşturulmuş mekanizmalar. TC'ye nereden, Türkiye Cumhuriyeti'ne nereden gelecekti herhangi bir saldırı, değil mi? O kanalları kapatıyor adamlar. Asıl mesele bu. Yalnız bu abartılmış da bir mesele. İkincisi ve benim gerçekten rahatsız olduğum bir konu, yine Batı literatüründe geçtiği için söylüyorum bunu. İşte İslami olan dendi ve bu da çok şey oldu, işte biz İslamiyiz, İslamist anlamına. Ya biz Müslümanız. İslamcı falan, yani özür dilerim söylüyorum. Eğer farklı bir şey var, evet, değiliz ya. İslamist değiliz biz. Bizler Müslümanız. Evet. Anlatabiliyor muyum? Anladım. Bunu da yani dini ideolojiye
çevirme. Çevirme meselesi biraz da. Yani Batı çünkü öyle bakıyor. Her şeye öyle bakıyor. Evet. Ama yani Batı ideoloji bu aynı zamanda da değişebilen bir ideoloji. Dikkatinizi çekerim. Eğer biz bugün İslamist olursanız yarın bilmem nist olursunuz. Oluyorsunuz da. Evet, anlatabiliyor muyum? Şimdi o dalgayla beraber gidiyorsunuz. Hayır, Müslümanlığın temeli birdir. Distürü birdir, esası birdir ve bu değişmez. Yani bu bilmem herhangi bir izme vesaire kurban olacak bir alan değil. Evet. Bir diğer ve önemli konu da bunun kabul görmesi. Yani anladım. Biz böyle izlenmesi. Ancak bakıyorsunuz örneğin bu ülkede en pozitif anlamda söylüyorum cüretkar adımları yani en atılması gereken aslında korkunç adımları da bu İslamcı denilen ve gericilikle ilintilendirilen, tabir edilen şeyler atıyor. Yani şimdi değil mi? Ortada bir sıkıntı atıyor, var yani. Lider atıyor, en ilerici olan parti dediğiniz şeyler 70-80'lerde aman bir dakika bozmayalım bir şeyleri modunda. Belki de haklılar ama o anlamda ne oluyor? Mesela ben çok iyi bir burada söyleyeyim mürteciyim. Yani eğer İslam da tam budur zaten. Yani İslam yüzyıllar boyunca modernliğin temsilcisi olmuş olan bir dindir. Yani şimdi... İbn Suhnun'u okuyorum. Hicri 240-254'te ölüyor kendisi. Ardından ki 875'lere tekabül. Bak 1000'den de önceyiz ha. 602-850. Ekleyin 900'lere gelmemişsin. 900 diye. Evet evet. Yani bir yüzyıl daha. Dönem, tamam. İslam. 1000'e getir konuyu. El-Kabisi var. Ya bu insanlar eğitim sistemini regüle edebilmek, müesseseleştirebilmek için kitaplar yazıyorlar. Şu an onu okuyorum. Evet. Dehşet bir şey. Yani o devirde bakıyorsunuz Batı dediğiniz ortamda böyle bir şey yok. Ne, modernleşmeyi biraz İslam... Ama kurumsallaştırıyorlar. Çağdaşlaşma anlamda. Kendi elbette, tarihsel elbette. Dönemini... Yani en şey adını... Dolayısıyla İslamcı CHP, olan... CHP'deki tartışmaya geçelim. Şimdi CHP'deki tartışma da şu. Yani gelecek olan... Gelirse öyle söyleyelim. Olasılıklardan biri. İnce'nin gelmesi partiyi sünnileştirecek mi? Yoksa... var olan global değişimin içinde bir yere oturtabilecek. Evet, Suudi Arabistan'da yapılan dönüşüm değil gibi. Mi? Çünkü değil o dönüşüm Suudi Arabistan'da ok yaydan çıktı. Artık Vahabizm ihracından adı sonra biliyorsunuz Selefiliğe dönüştürdüler. Vahabizmle ilgisi yoktur dediler ama yani bundan tabii da pek bir şey menfaat elde edemediler. Çünkü bu terörle ilintilendirildi ve artık Suudi Arabistan'ın başına ciddi dert olmaya başladı. Dolayısıyla bu değişimin içinde bölgesel değişimi iyi algılamamız gerekiyor ve mutlaka ama mutlaka Türkiye'nin bu değişimin içinde, bölgesel değişimin içinde yer alması gerekiyor. Yani Türkiye bu arabulucu, uzlaşmacı ve bölge politikalarında herhangi bir etnisitenin ve mezhebin parçası olmayan Türkiye. Türkiye'den beklenen bu. Yani bugün eğer görüntüyü bulabilirlerse şeyi de anmış olalım. Naci Ali vardır, şey meşhur karikatürist. Onun bir karakteri var, bir çocuk. Bu arada çocukların şeyini de yad etmiş olalım. Hamzala. Evet ya. Çok güzel bir şeyini gördüm. Nedir o karikatürünü gördüm. Hamzala'yı kucağına Erdoğan almış. Bulabilirsiniz internette. Çok hoşuma gitti. Yani burada söylemek istedim. Çok güzel. O Filistinli... onun görüntüsünü belki şeyler izleyeceğimiz daha iyi algılarlar. Bulursanız hemen evet, verin. Yani Hamzala ve Erdoğan dendiğinde çıkabilir. Onu kucağına almış, geriye ya. Taşıyan aslında Türkiye'yi o karikatürdeki beklenti yani Orta Doğu şey halkları durdur kesme. Dünkünü biliyorsunuz değil mi? Gazze şeridinde. Bir dakika. Yani vurulan Gazze'li çocuk, Filistin çocuk Türk bayrağını bıraktı. Ben de onu söyleyecektim. Bayrağıyla ama bu Hamzala ama da çocuğun, aslında temsil edilen Türkiye. Bizim bir belediyenin Arapça şeylerden karşı yaptığı uygulamadan haberi yok herhalde. Keşke bu belediye başkanı biraz tefekkür etse, düşünse de ne yaptığını anlasa. Ama burada benim ismini vermiyorum ama bir şey bağlıyorum da bir bakalım. Burada bir bağlayalım. Yani burada temsil edilen elbette Cumhurbaşkanı'nın şahsında temsil eden aslında bir Türkiye. Yani Orta Doğu halkları bu değişimin içinde Türkiye'yi de bir lokomotif olarak görmek ve arkanızda. Onun içinde yer almak. Verelim şimdi arkadaşlar. Hamzala biliyorsunuz Filistin davasının. Tabii Filistin davasının sembolü. Sembolü olan bu çocuk Hamzala'dır. Ama yüzünü yerde ona dönüyor. Hep şeydir. O yüzden yani burada tabii şahsında münhasır olarak söylediğimiz konu o yüzden hoşuma giden bu değişim ve dönüşümü. Ya ben bunu söylemek zorundayım yani şimdi beklenen vefalı Türk. Evet. Ama budur yani. Ancak bu
yani neyse Orta neyse, Doğu içinde Türkiye'nin yaptıklarını. O yüzden iyi bir şey paylaşmak, İyi bir şey söylediğin için bir şey demiyorum. Evet. Böyle buradaki kastım da biliyorsun yani. Böyle bu Türklük Kürtlüğü de kapsayan. Tabii. Tamam mı? Hasan Bey. Çerkezi de kapsayan. Böyle Türklerin peşindeyiz biz her zaman. Amin. Sanırım buradaki bir ırk yani hani Kürt olarak diyorum böyle Türklerin peşindeyiz. Hani o dörtlü Rabia meselesi var ya hani tek millet, tek vatan, tek bayrak, tek hani yani tek devlet meselesi için vurgulamak istedim. Yani o sizin kastettiğiniz anlamda bir ırki anlamda bir şey kastettiniz. O zaman son cümlemi de söyleyeyim. Lütfen, buyurun. Yani çok önemli bir noktaya getireceğim. Bu anlamda getirmek istedim. Türkiye'nin bu anlamda bir misyonu var. Bu sadece bir şey, bir umut ışığı. Hiç unutmuyorum yıllar 2011'de Tunus'ta konferansa gittiğimde bana şey dedim, Arap-Türk ilişkini anlatacağım. Ya dediler, bırak hocam onu. Sen bize Türkiye'yi model olarak anlat. Önüm bir darbe şey yaptık, devrim yaşadık. Bize Türkiye bir, şimdi bakın Türkiye Amerika demiyor, Fransa demiyor, Almanya demiyor. Yani hani şey anlamda nedir o, nitelikleri daha çok övülen ülkeler değil. Türkiye'yi anlat bize diyor. Çünkü buradaki her tür gelişme, global anlamda da entegre olan gelişme aslında çok yakında ekliyor ve bir umut ışığı oluyor. Peki, bitiriyoruz. Bitti, süremiz bitti. Çok 24 güzel. Haziran'dan bana sonra torunuma Türkiye, selam verme fırsatını verin. Tabii. Yani bizi izliyorsa isminizi... İzliyor, ismi Elif'tir, beni izliyor, selam söylüyorum, gözlerinden ama, öperim torunum. Ama bir dakika, el salla demişti ona. Tamam, elimi de salladım. Ha, tamam. Peki, Elif'e de ve bütün çocuklarımıza, torunlarımıza, gençlere de selam olsun diyoruz. Aslında ne oldu, sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın.